Günler değerli izleyenler hoş geldiniz. Bin Spor stüdyolarına 26 Ekim Salı günündeyiz ve Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz bugünkü programımıza da. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. teşekkür ederim siz. Çok teşekkürler. Eee değerli izleyenler, eee Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta dün akşam oynanan maçla derbi karşılaşmayla Beşiktaş Galatasaray maçıyla tamamlandı. Eee bu maç nasıl yansıdı gazetelere? Hemen ilk başlığımız Hürriyet Gazetesi'nden gelsin ekranlarınıza. Larin attı, Ersin tuttu, Zafer Beşiktaş'ın demiş Hürriyet Gazetesi. Kartal geriye düştüğü derbide Aslan'ı iki yıldızıyla avladı. Vodafone Park'taki derbiye mükemmel başlayan siyah beyazlar 35'te Çıkaldağ'ın golüyle geriye düşse de bu şoku 4 dakikada üzerinden atmasını bildi. 39'da Umut Meraş ortaladı, Larin kafayla attı. 64'te bir kez daha sahneye çıkan Kanadalı Kartalı öne geçirdi ve galibiyeti müjdeledi. 81'de Muhammed'in penaltısını kaleci Ersin kurtarınca Beşiktaş 20 puanla 3. sıraya yükseldi. Avrupa ve lig çok farklı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın bu cümlesi başlığa çıkarılmış. Şampiyonlar Ligi bizi yordu. Sakatlıklar oldu, kaybedilen maçlarla hem takımın hem taraftarın morali bozuldu ama taraftarımız merak etmesin kaosa gerek yok sözlerini aktarıyor. Diğer yandan maçın kahramanı Larin geleceğiyle ilgili konuştu. Kartal'ı seviyorum ve kalmak istiyorum sözlerini yine başlıkta görmüş Hürriyet gazetesi. Akşam gazetesi Larin'le zirveye gidersin demiş. Gidersin derken belki ekranda çok belli olmuyor ama gidersin kelimesi içerisindeki Ersin kısmını aslında farklı bir renkle yazmış. Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu'na göndermede bulunarak. Siyah beyazlılar atanıyla tutanının yıldızlaştığı maçta 3 puanı kazandı. Galatasaray çıkaldı öyle öne geçse de skoru koruyamadı. Kallerin duble yaptı. Ersin Destanoğlu penaltıyı kurtardı. Dev derbide zafer kartalın oldu demiş gazete. Altta Mustafa'yı izlemiştim. Ersin Destanoğlu Mustafa Muhammed'i izlemiştim son ana kadar bekledim ve kurtardım sözünü aktarmış. Bu arada Vida ile Josef tartıştı maç sonunda barıştı. Beşiktaş evinde ilk kez açılış golünü kalesinde gördü. Galatasaray 50 maç sonra ilk defa kafa golü yedi demiş. Ve Lerin'in yine umarım Beşiktaş'ta kalırım sözlerini aktarmış akşam gazetesi de. Foto maç gollerin efendisi diyor Kanadalı Yıldız Galatasaray derbisine iki golle damga vurdu. Kafayla beraberliği sağlayan Kaylıların ardından da arka direkte fırsatçılığını konuşturdu. Zaferi söktü aldı. Başarılı futbolcu maç sonunda birlikte savaştık. Hep beraber bir mücadele gösterdik. Çok mutluyum dedi. E, Markao kurtaramadı. Galatasaray'da cezası biten Markao Süper Lig'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Giresunspor'la deplasmanda oynanan maçta Kerem Aktürkoğlu'na hareketi nedeniyle aldığı 8 başlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Beşiktaş karşısında. ilk 11'de forma giydi, iyi bir mücadele sergilemesine karşın mağlubiyeti önleyemedi. Fanatik gazetesi, özür dilerim foto maçtan bir başlığımız daha var. Geçilmez kale başlığı atılmış siyah beyazlılar 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta Galatasaray'a hiç kaybetmedi. Ezeli rakibini 5 kez devirdi ve bir kez berabere kaldı Burada istatistikleri paylaşmış. Kaller'in iki golle gecenin yıldızı oldu diyor. Şimdi Fanatik Gazetesi iki golde de Piyaniç var. Boşnak Yıldız gecenin görünmez kahramanlarından biriydi. İlk golde topu Umut Meraş'a verip atağa başlatan Piyaniç, Larry'nin golünde de korneri ön direkteki Necibe gönderip yine katkısını yapmış oldu. Piyaniç maçın ardından Instagram hesabından geçmişten ders al, bugün için çalış, gelecek için hayal kur. Burası Beşiktaş paylaşımını yaptı demiş gazete. Şimdi e, Fanatik gazetesinde Deniz Çoban'ın, Fırat Aydınus dün akşamki maçın kemi Fırat Aydınus'un e, kararlarıyla alakalı. Bunu e, sonraya mı bırakalım yoksa direkt böyle başlamak ister misiniz Uğur Bey? Gol öncesi faul vardı. Nasıl tercih edersiniz? Ya, pozisyonlarla mı girelim yoksa analizle mi? İsterseniz bunu sonraya bırakalım sonra bakalım. Maça maçla Tabii. başlayalım. Tabii nasıl isterseniz. Buyurun. Ee, şimdi Beşiktaş'ın bir 3 yıldır ya yani 3 sezondur. 3 belki 3 takvim yılı olmadı. 2 takvim yılı oldu Sergen Hoca geliyor ama 3 ayrı sezon. 19 20 20 21 21 22 oturtmaya çalıştığı bir ana planı var Sergen Yalçın'la beraber. 19 20 sezonun ikinci yarısında buna başladılar. Stoperlerle beraber oyun kuruyorlar. Stoperlerini Rakip yarı sahaya ilk metrelerine kadar çıkarıyorlar. Ee, kalabalık bir şekilde 8-9 kişiyle 3. bölgeye akın ediyorlar. Yerleşik ofans seviyorlar, yerleşik hücum ediyorlar. Ve bu yılda yine işleri çok harika gitmese de lider olmasa da yerleşik hücumda 14 golleri oldu. Ve ligde liderler yerleşik hücum golü konusunda. Dolayısıyla 5 ana planı bu, ana tablo bu. Dortmund'a karşı bunu oynamaya çalıştılar. Sporting'e karşı bunu oynamaya çalıştılar. Galatasaray'a karşı bunu oynadılar. Peki Beşiktaş bu ana planla ana tablosunu, dominant oyununu, üçüncü bölgede kalabalık olma oyunu Galatasaray'a karşı uygulayabiliyorken, 65 dakika özellikle, isiri gibi sağ yansıtabiliyorken, Sporting ve Dortmund maçlarını niye uygulayamadı? Maça bakarken ilk düşündüğüm şey bu oldu. İki tane anahtar şey devreye giriyor. Şimdi Beşiktaş Galatasaray'a karşı hücum ediyor. Hücumu tamamlarsa mesele yok. Ama hücumu tamamlayamadığında sıkıntı var değil mi? Hücumu tamamlayamadığında geçiş fırsatı verebiliyor. Beşiktaş işte orada kaybettiği yerde dün mesela kalabalıktı. Alex Teixeira dahil, mesela Alex Teixeira çok faul yaptı veya çok faul hareket yaptı. Aslında bunun temelinde bir strateji var. Çünkü kaybettiği yerde muhtemelen soyunma odasında konuşmuşlar. Demişler ki kaybettiğimiz yerde güçlü olalım. Ya topu kazanalım ya da işte gri hareketlerle, faulle meyleden hareketlerle veya faulle bir şekilde orada geçişi bertaraf edelim. Beşiktaş öyle bir strateji izledi dün. Zaten çok faul bir maç, çok fazla duran bir maçtı. Biraz da işine geldi. Beş işin atak tamamlamadığı durumlardı. Şimdi Ajax Sporting'e 5 tane atmıştı. Sporting geldi 5'te dört tane attı. Sonra bu iki maçı biz anlamaya çalıştık. Nasıl oldu? Bu kadar temel fark nasıl oluştu diye. Burada ben altın çizmiştim aslında. Ajax Sporting'e 5 tane atarken 27 tane faul yaptı. Yani dikkat çekici bir istatistik değil mi? Bir takımın tek başına 27 tane faul yapması, bir maçta iki takımın toplamı 27 faul olmuyor bazen. Premier ortalaması 22-23 var. Geçişleri bir şekilde bertaraf etmeniz lazım. Çünkü Sporting çabuk çıkan bir takım. Ayak Sporting'e karşı tamamlamadığı hücumlarda çabuk çıkışları faulle bertaraf etti. 5 yaşa demedi. 5 yaşa çabuk çıkışlara imkan verdi ve onlar tabii biraz daha kaliteli çıkıyorlar. Hem de tabii bir duran top zafiyeti. Ama Galatasaray'a karşı oynadığın zaman veya ligde, süperde başka takımlara karşı oynadığın zaman tamamlayamadığı hücumlarda Beşiktaş çağrı üretebiliyor. Bence Beşiktaş'ın bu maçta 65 dakikalık dominant oyunun en önemli sırrı bu. Galatasaray ne yaptı? İki oyunu var. Birincisi çift santrforlu oyun. İşte Konya maçının ilk yarısında oynadı. Göztepe maçının ikinci yarısında oynadı. Onunla başlamadı. Bir tanesi tek santrforlu oyunu. Berkan Taylan Çıkaldağlı geçiş oyunu. Marsilya maçında ve Lokomotif e, Lokomotiv maçında yaptığı oyun. 5'e karşı onu oynadı. Bu tabii geçiş fırsatları tanıyor. 35'teki Çıkaldağ golüyle de sanki işleri iyi gidiyor gibi göründü. Ama Galatasaray hiç orta saha top yapamadı. Berkan Taylan o üçlüsüyle. Yani geçiş fırsatları zaman zaman kolladı ama 35. dakikadaki şutu ilk şutuydu. Ben set oynayamayan bir büyük takımın bir büyük maçı kazanma şansının biraz az olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın 65'e kadar hiç set oynayamadı. 63'e kadar diyelim. 63'te durum 1-1'di. 1-1 Fatih Hoca bunu fark etti. Oyuncu değişiklikleri için kenara geldi. Halil Dervişoğlu. Taylan'ın yerine girdi. Çift santufara döndü. Ama oyuncu değişikliği tam korner anında yapıldı. Normalde futbolun 100 yıllık bir ezberidir. Yani oyuncu değişikliği yapılacağı, yapılacağı sırada korner varsa oyuncu değişikliği bekletilir. Çünkü bir kafa karışıklığı yaşanabilir. Eşleşmelerde veya duruşta. Bilmiyorum bir kafa karışıklığı yaşandı mı yaşanmadı ama hemen peşinden oyuncu değişikliği yapıldı. Yeni oyuncular daha sahaya koşarken korner atıldı. Ve Galatasaray korner golünü yedi. Orada da maçın kaderi değişti. Galatasaray çift santrfor aslında 1-1 bir dönmeye çalışmıştı ama saniyelerle durum 2-1'e döndü. Tabii ki maçın orada hikayesi değişti. Beşiktaş'ta 25 dakika Galatasaray'a pozisyonlar vermesine rağmen, Galatasaray penaltı da bulmasına rağmen 2 1i korudu. İsterseniz o eee korner golüyle başlayabiliriz hani. Korner golü çünkü şey biraz kırılma anı. Pozisyonumuz hazır mı sevgili Reci? Beşiktaş'ın attığı korner golü öncesi Galatasaray iki değişiklik yapıyor. Morutan'ın yerine Babel giriyor. Taylan'ın yerine Halil giriyor. Evet. Durant duralım burada. Duralım burada. Şu Galatasaray'ın nasıl savunma yaptığını görelim. Korneri atmadan önce. Galatasaray alan adam karma savunma yapıyor. Bu arada savunma duruşu doğru. Uzun zamandır böyle söylemiyorduk. Büyük takımların Beşiktaş Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın savunma duruşu konusunda. Galatasaray 4 kişiyle alan savunuyor. 4 kişinin dışında dikkat ederseniz 3 tane eşleşme var. Halil Dervişoğlu Vida. Öndeki eşleşme. Çıkaldı o Alex Teşere'yi bekliyor. Biraz daha geride. En önemli eşleşme de Berkan Necip. Dikkat ederseniz Necip'in sırtında Berkan'ın kolu. Korneri daha atmamış Piyaniç. Berkan Necip'i takip edecek. Fakat işte futbol detaylar oyunu. Buna çok daha iyi çalışması lazım lazımdı Yasemin. Çünkü Necip'in 10 yıldır, 10 yıldan fazladır alamet farikası bu. Gökhan Gönül'e karşı oynuyorsan kornerde Gökhan Gönül'ün arkasında kalmayacaksın. Değil mi? Gökhan Gönül ne yapar? Öne koşar. O topu bir şekilde arkaya çevirir. Gol ya da asiste onlarca defa dönüştürmüştür kariyeri boyunca. Gökhan Gönül kadar olmasa da Necip'in de böyle sayısı çok. Berkan burada Necip'in arkasında kalıyor. Necip'in arkasına kaldın mı Necip zaten öne o koşuyu yapacak. Zaten çalışmışlar. Şimdi korneri attıralım. Berkan geç kalacak. Galatasaray'ın savunma duruşu doğru gibi görünmesi rağmen bir de arkadakilerin eşleşmesi yedinlerini önce evet. tutuyor gibi görünüyor ama sonra kaçırıyor. Yani Galatasaray'ın duruşu doğru görünüyor. Bu sefer de bireysel hata ön çıkmış. Berkan Necip'in arkasında kalmış. Necip vurduktan sonra zaten artık Batu Şahay da vurabilirdi. Larim vurmuş. Burası maçın kırılma anı. Burada Fatih Terim gibi deneyimli bir teknik adam bence ee, hatalı. O oyuncu değişiklerini bekletmesi lazımdı. Korner öncesi iki oyuncu değişti. Bence riskliydi. Bir konsantrasyon kaybı, bir eşleşme problemi neden olabilir. Genel olarak tablo bu. Beşiktaş'ın ilk golüne de bakalım isterseniz. Lütfen. Orada da soldan gelen ortaya Mustera'dan önce vurdu. Şimdi orada da Galatasaray'ın sürekli Kallerin. bir sol yani sağ kanat savunmasında bir problem yaşanıyor. Şimdi o top, o top sağa giderken Umut Meraş taç çizgisine doğru açılıyor. Oyunu genişletiyor. Morutan'a bakalım 21'e durduralım burada. Umut Meraş'a top girerken durduralım. Normalde eşleşmesi gereken Umut Meraş'la sağ açık Morutan. Morutan 21 nedense çok geride kalmış. Ve dolayısıyla Çıkaldağ orada dublaja gidiyor Umut Meraş'a. Morutan çok geride kaldığı için. Şimdi attıralım. Çıkaldağ o da hiç dublaj yapamıyor. Aynen Nelson gibi. Nelson'un Kasımpaşa maçında Yusuf'un ortasında yaptığı gibi. Kollarını bağlayıp önünü açık bırakıyor Umut Meraş'ın. Yani şimdi burada iki tane problem var. Bir tanesi Morutan problemi. İyi bir oyuncu, yetenekli bir oyuncu, yaratıcı bir oyuncu ama Morutan'ın oynadığı maçlarda rakiplerinin sol bekleri yıldızlaşıyor. İki tane pozisyon istedim. Konyaspor, Spor, Gilerme Morutan eşleşmeleri. Şimdi onları verme şansımız var mı? Önce onu göstermek istedim. Daha geçen hafta Konyaspor Spor ikinci yarıda Galatasaray'a çok büyük bir baskı kurarken anahtar oyuncu, başrol oyuncusu Gilerme'ydi. Sol bekti. Ve Gilerme'nin neden yıldızlaştığını o iki tane pozisyonu Varlar geliyor şimdi. Tamam verebilirsin. Buyurun. Duralım burada. 12 numara Giler Oraya klasik bek koşusu. Oyunu genişletiyor. Sol açık orada e, Büt içi. Büt içi zaman kazanırken klasik bek koşusu yapıyor. Giler mi? Bakın Morutan ne yapıyor? Morutan hemen yanındaydı aslında. Hakem aralarında. Şu anda Morutan ve Giler Morutan ne yapıyor? Morutan oyun bilgisi sorunlu. Bak burada ne yapacağını bilmiyor Morutan. Bek dışa doğru koşu yaparken o içe doğru koşuyor. Pozisyonu izliyor. Bir sonrakine bakalım. Burada fırsatı kaçırdı Konyaspor Spor Rahmanovic ile. 60. dakika. Bir başkası. Yine büt Yine gilermeye oynuyor. Morutan yine... Bak nerede. Karın dışta çıkacak neredeyse. Sol dipte. Yazının altında kaldı. Alt yazıların altında kaldı. Kaçırdı yine ve pozisyonu izliyor. Şimdi... Futboldaki en önemli unsurlardan, temel meselelerden biri pozisyon sadakati. Yani Murutan geçen hafta golü yediremedi. <laughs> giler mi iki kez denedi olmadı. Muslera çıkarttı, Ramonovic atamadı. Bu hafta yedirmiş oldu. Tekrar şeye dönelim Beşiktaş'ın ilk golüne. Bir ufak detay daha söyleyeyim, Tabii. uzattım ama. Beşiktaş'ın ilk golünde bir de Galatasaray klasik olarak kolları bağlama huyu. Kasımpaşa, Kornelius'un attığı golü hatırlayın. Yusuf Erdoğan'ın sağdan yaptığı ortayı. Nelson kollarını bağlamıştı. Orada Cornelius'un golü gelmişti. Şimdi burada savunmaya gidiyor Chikaldao. Morutan yetişememiş. Tamam. Chikaldao gidiyor. İzleyelim Chikaldao. Ya bunun şeyi olsa, Chikaldao'nun arkasından olsa gerçekten hiç önünü kapatmıyor biliyor musun Umut'un. Yani orada sadece görüntü. Umut'un ortasına herhangi bir baraj yapmıyor. Çünkü kollarını bağlamakla meşgul ve nereye kapattığını farkında değil. Yani şu Fatih Terim'in antrenmanda bu videoları izletip Nelson'un Kasım maçına kollarını bağlamasını izletip oyunculara demesi lazım ki ya kollarınız doğal konumdaysa korkmanıza gerek yok. Oyuncunun önünü kapatmaya odaklanın. Yani kollarınızı saklamaya odaklanırken vücut koordinasyonunuzu ve dengenizi kaybediyorsunuz. Bomboş orta yaptırıyorsunuz demesi lazım. Burada çıkaldı ama Umut'un önünü kapatmıyor. Umut bomboş orta yapıyor. Tabii sonra bir de Muslera hatası var. İzleyicimiz Yılmaz Bey de yazmış. Birazdan okuyacağız onu ama ee... Şurada Deniz Hoca'nın, Deniz Çoban'ın şeyini okuyalım. Ee, yazısından bir bölüm okuyalım. Ee, gol öncesi faul vardı. Başlığı altında. Beşiktaş'ın kornerden bulduğu galibiyet golü öncesinde. Hakemin göremeyeceği alanda Batu Şua'yı Nelson'u itiyor. Burada faul verilmeliydi. Ve Muhammed'in penaltı vuruşu öncesi iki takım oyuncuları içeri giriyor. Tekrar kararı verilmeliydi. Bir görelim ikisini de dilerseniz bakalım mı? Tabii önce mümkünse sevgili dostlar e, ee, korner atışı gelsin. Korner öncesi faul varmış değil mi? Öyle, evet. 5 yaşı kazandığı korner öncesi. Korner, Shai... evet evet. ikinci gol. Batu Şah'ı Nelson arasındaki ikili mücadele. Evet. Hangisini önce verebilirsiniz? Fark etmez. Penaltide yani, verebiliriz. Evet. Hangisi kolayınıza gelirse. Buyurun. Ceza alanı içinde. Batu Şah'ı Nelson arasındaki yetişme. Şu. Hatta Nelson bayağı e, uzun bir süre inceleme oldu burada. Nelson bayağı boynuna geldiğini iddia ederek pozisyonun bayağı yattı. Kenarda Fatih Hoca'yı, Necati Hoca'yı falan gösterdiler. Onlar video işareti yaptı gördün mü? Gördüm. Pozisyonu yani kırmızı kartlık olduğunu iddia ettiler. Niçin video hakeme gitmiyorsun falan dediler. Bence öyle değil. Kırmızı kart şüphesi yok. Ama burada neden Fırat Hoca faal olarak değerlendirmedi? Çünkü aksiyonun olduğu alana bakıyordu. Aksiyon, Topa bakıyordu. Evet aksiyon avuç çizgisi tarafında. Oraya bakıyordu. O yüzden orayı kaçırdı. Video hakeminde müdahale şansı yok. Çünkü kırmızı kart şüphesi yok. Hani burada faul ya da sarı kart şüphesi için video hakem müdahale etme şansı yok. Dolayısıyla bunu evet faul var ama yani ne diyebiliriz ki? Hakem bakmadı alan. Ve yani. yani yardımcı hakem hani yakalasa yardım eder ama o da yakalayamadı. Bir talihsizlik de nebel ancak bunun için. Yani burada hakemi çok suçlayabilecek bir durum oluşmadı. Penaltı atışına da bakalım isterseniz. Tabi. Bu bunu bir ara uyguluyorduk biz sonra galiba. Işte bakalım penaltıya. programında da. E dünyada da genelde uygulanmıyor şeklinde bir görüş belirtildi. Bakalım Üç, hocam şimdi ben de e, bak. Tam atarken, Muhammed vururken bir durduralım. Cezalana bir bakalım. Tam ayağı topta. Şimdi vur vururken durdurma şansımız var mı? Duralım. Şimdi Larin, Fan Arnold kesin olarak içeride, değil Doğru. mi? Markao ve Necip de sanki ayaklarını basmışlar. Yanılıyor muyum? Ee, yani Hatta ya yayın, içi, üzere ya yayın içine de basan var bir evet. tane O da Banko Piyaniç galiba o da Şimdi Muhammed vurduktan sonra Ceza alanına önceden girmiş oyuncuları Fananolt, Larin, Necip, Markov Piyaniç'i takip edelim tamam. Aktif alana giriyorlar mı? Kurtarsın Ersin Topa müdahale edebiliyorlar mı? oyunu etki edebiliyorlar mı? Ersin kurtardı Koşuyorlar oraya Top kornaya gitti Kornaya gitmedi Gidiyor Bakalım Dışarıya gitti Gitmedi Necip orada oyunda tuttu. Ama ceza sahası dışına gitti yani. Eğer baktığımız şey oysa. Evet. Şimdi hocam bu pozisyonlarda kaydediyor diyor ki iki takımdan da cezanın ihlali varsa penaltıyı tekrar et. Ama bunu hakemin tespit etmesi gerekiyor. Gol olsa da olmasa da değil mi? Gol olsa da olmasa da. Yalnız hakemin tespit etmesi gerekiyor. Orada sakın bir yanlış anlaşılma olmasın. Peki hakem bunu tespit edemedi. Bence zaten dünyada hani trio programında değerli hakem arkadaşlarımız söylemiş ya dünyada pek uygulanmıyor. Dünyada pek uygulanmama nedeni ne bunun? Hakem nasıl tespit etsin abi? Hakem nereye baksın? Kaç yere baksın? Yani anlık bir şey. Hakem o anda atana bakıyor, tutana bakıyor. Pozisyona bakıyor. Ceza alanında iki taraftan da ihlal olduğunu tespit edilmesi için çok bazı bir ihlal olması lazım ki ancak tespit edebilsin. Peki video hakem neye bakıyor? Video hakem kendi protokolüne bakıyor. Video hakem protokolünde diyor ki sen diyor atan bir ihlal yapmış mı ona bak. Yani atan mesela aniden durmuştur tamam mı? Ee, illegal bir şekilde çok fazla durmak suretiyle yanıltmıştır mesela ona bak diyor. Kaleci çizgi ihlali yapmış mı? İki ayağı birden çizgiyi terk etmiş mi? Ona bak diyor. Geçenlerde kimde oldu? Valencia'ne penaltısında mı oldu? Antwerp maçında galiba değil mi? Valencia'ne penaltısında oldu. İki ayaklı birden ihlal yaptı kaleci. Ona bak diyor video hakeme. Ya da diyor Ceza alanına vuruştan önce giren bir oyuncu varsa, kaleciden önü direkten döndü, aktif oldu. Topa vurdu, hücum oyuncusunu engelledi, mücadeleye girdi. Hı hı. Bunlara bak diyor. Video hakemin kontrol alanı bunlardan ibaret. Şimdi bunlardan biri oluşmamış burada. Dolayısıyla evet, Fırat Aydınus penaltıyı tekrar ettirse doğru olurdu. Ama video hakemin inceleme alanına giren bir ihlal yok. Arada ince bir ayrım var. Genelde kamuoyu bunu çok haklı olarak doğru algılayamıyor. İfade edebildim mi? Bilmiyorum. Evet evet net bir şekilde. Dolayısıyla çok zor. Fırat Aydınus bu ihlali nasıl görürsün? Fırat Aydınus topa bakıyor. Yani biraz orada e, kuralın boşluğu bana sorarsan. O kuralla protokolle ilgili böyle bence çaresi ne biliyor musun evet. bu arada? Çaresini de söyleyeyim bitireyim. Penaltılarda dönen top diye bir şey olmaması lazım. Tek bütün evet, Bütün oyuncuları orta sahaya gönder sadece atanla tutan kaleci kurtardı mı bitti. Golse bitti her neyse. Golse bitti, ne gol oldu? değilse avut atışıyla başlasın. Kaleci kurtardı, direkten döndü fark etmez. Avut atışıyla başlasın. Acaba o da psikolojik olarak bir şey yaratıyor mu oyuncular üzerinde? Ya şimdi ben bunu atamazsam dönen top şöyle vurucu için söylüyorum. Dönene vurma şansı yok, tek vuruş şansı. Hayır, hayır. Birisi gelip tamamlar vesaire diye. Çünkü tek vuruş olursa daha bir rahat olur mu acaba hem e, vuran hem kurtaran. Olabilir. Olabilir ama... Gol olma ihtimalleri daha artar mı acaba diye düşündüm de çok ince bir şey oldu galiba. Ya demek istediğinizi anladım. Stresi azaltabilir. Yani stresi atan azaltır. Atan azaltır. Çünkü, çünkü stresi arkadan birisi azaltır. gelecek vesaire falan. Stresi sanki biraz azaltır gibi. Ama azaltsın. Futbol gol istiyor. Ve ayrıca çok fazla futbol gri alana... Futbol gol alama. istiyorsa ceza sahası içerisinde çarpan hel ele verelim. <gülüyor> e, <gülüyor> ama adalet de istiyor diyor. futbol. Sadece gol istemiyor. İşte futbol orada adalet, adalet konusunda anlaşamıyoruz. Yani bence ceza sahası içerisinde her ele çarpmada adalet niye olmasın ki? Bu bakış açısı... Ama bazısı çok oyun dahilinde oluyor ya yani. Kontrol i̇şte oyun dahilinde bir şey. onu bir türlü ayıramıyoruz ondan sonra. İşte evet ayırması biraz zor. Niyet okumaya kalıyor çünkü. iş i̇şte Tamamen hakemin niyet okumasına kalıyor. Bu kadar yüklenirsen tek bir insana kısa tabii. saniyeler içerisinde ondan sonra tabii sistem şey veriyor. Doğru. Arıza veriyor. Tabii şüphesiz. Ben sadeleştirme derdindeyim. Yani bu benimkisi bir öneri sadece. Başka bir formül bundur. Bence bir, yok bu kötü bir öneri değil. Yani belki de bir gün öyle olacak 10 yıl sonra kim bilir ama şu anda pek gündemde yok. Sonraya bakalım mı? Ne yapalım? E, i̇zleyicimiz Yılmaz Bey e, sormuş. Onu da e, ekrana getirebilirsek sevgili dostlar. Sonra da Mehmet Bey yazmış. Mehmet Emin Çiçek. Onu da lütfen e, yazalım. E, Yılmaz Bey diyor ki Yılmaz Kurmaz, Ersin, Necip Uysal ve Umut Meraş Beşiktaş'ın yerli oyuncuları olarak devamlı olacak gibi görünüyor. Biz ben dün en azından farklı bir öneride bulunmuştum. Hani sol kanat, önlü arkalı rıdvanla vesaire olmaz mı diye ama hoca bambaşka bir tercih yaptı. Fanteziydi elbette ama Wellington'u kesmek ne kadar mantıklı diye sormuştuk. Çok fazla o bölgede arıza yapmadı Beşiktaş. Bunun sebebi. Piyaniç girdi çünkü. Buyurun. Stoperlerin arasında piyaniç girdi. Dün oyunu Necip Vida kurmadı ki. Wellington olduğunda Wellington Vida kuruyor. Wellington'un yokluğunda Necip Vida olduğunda ve muhteşem bir şekilde kurdu P&H ayrıca. Yani farkını evet. derin oyun kurucu olarak e, deep line midfielder diyorlar. Derinde derinde oyun kurucu olarak farkını net bir şekilde gösterdi. Pirlo Juventus'taki son döneminde böyle oynamıştı ve Juventus'u şampiyonlar gibi finaline kadar götürmüştü bu. Pirlo Pogba Vidal orta üstü. Bir de zaman zaman Markizli oynuyordu. Pirlo o üçlünün içinde normalde Pirlo Pogba Vidal kim altı numara olur, kim defansif oynar desen aslında akla son gelecek adam Pirlo biliyor musun? Pogba altı oynayabilir dersin, Vidal altı oynayabilir dersin ama Pirlo altı oynuyordu savunmanın önünde ve derinde oyun kurucu rolüyle muhteşem oynuyordu. Biraz onun gibi yani Pirlo tipolojisinde Piyaniş derinde oyun kurucu oynadı. Bana sorarsan da Sergen Hoca bence şunu düşünmüştür. Ya Piyaniş o kadar güzel oyun kurdu ki acaba kalan maçlarda Piyaniş'i bu şekilde kullanmaya devam etsem diye düşünmüştür. İzleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Emin Çiçek de diyor ki Galatasaray orta sahada top tutamıyorken ve pas yapamıyorken Taylan'ın çıkarılması yerine bir kanat oyuncusu alınması takımın orta sahayı tamamen kaybetmesine neden olmadı mı? Dört tane, gerçi çok biraz ama Taylan'la ilgili pozisyon istedim. Peş peşe versek çok mu yormuş olurum? İzleyicimizin sorusunu cevaplayacaksak buyurun. Başlayayım. Soruyla ilgili olduğu için. Tabii. Önce 41. De... Yok pardon özür dilerim. Evet ederim. o, 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 o Taylan'la ilgili evet gezzon sarı kartla evet. biten pozisyonu. Tayland kaptı çıkıyor. Ghezal sarı kart. Devam edelim. Hızlıca verelim diğerini. 44. Burada vurgulamak istediğimiz Taylan'ın hızlı çıkışı. Tabii. Kaptı çıktı burada. Kazandığı topla çıktı. Ghezal'den kazandı o topu yani. Bak burada bir kez daha. Yine kazanan Tayland. Top çaldı evet. Kazandığı yeri gördük değil mi? Topu kazanan Taylan da burada. Doğru. Bu diğeri bak kazanmaya gidiyor. Berkan'la beraber Gezeli yaka paça indiriyorlar. Normalde sarı kart istiyor Piyaniç. Fırat Hoca diyor ki çok uzak kale. O yüzden sarı kart kullanmıyorum diyor. PNH bayağı itiraz ediyor. Yalnız Tayland'dan bir koldan çekme var. Gerçekten de pilottan bakalım pozisyona. Ben bu pozisyonu Çünkü çok şey kaldım. Yüzde elli kaldım. Bir pilottan yani yukarıdan görelim. Nere tamam. Bir duralım. Nereye gidiyor? Ee, evet. Sanki hakem sanki hakem çok da iyi görüyor. Hani hem etrafı görüyor hem pozisyonu görüyor. O mutfağdan atak olarak değerlendirmemiş. Tamam. Hakeme saygı duyabiliriz. Bir sonrakine bakalım. Taylan'ın sarı kartına. Bunlar bu arada 10 dakika içinde oluyor. Bu sefer teşere çıkıyor. Geliyor arkadan çekiyor. Bir kez daha sarı kart görüyor. Şimdi hocam bu Galatasaray orta sahası Hı. Taylan Berkan Çikaldao niye kuruluyor? Üçü birden. Defansif olarak rolleri paylaşsınlar diye değil mi? Sürekli Taylan geçişlerde ya durduran ya da durduramadığı için faul yapan rolünde. Şimdi ben bu maçta onu sorguladım. E sen hem üçlü orta saha defansif rolleri paylaştırmak istiyorsun. Yani nispeten tutucu, resesif bir orta saha tercih yapıyorsun. Hem de Taylan sürekli itmek, çekmek, ikili mücadeleye girmek, top kazanmak zorunda kalıyor. O, o bana biraz garip geldi. Bu rollerin paylaşılması lazım. Bu videoların izlenmesi lazım. Şimdi Berkan'ın özelliği ne? Berkan harika müştata. Hayır. Asist mi yapar sezon boyunca? Ya Alanya'dayken bir iki tane yapıyordu ama Galatasaray'da henüz yok. Gol mu atar? Alanya'dayken iki üç tane atmıştı. Galatasaray'da o da yok değil mi? Hani muhteşem ara pası, oyunun yönünü soldan sağa çevirme değil. Berkan'ın özelliği ne? Çok koşması, çok dinamik, çok yürekli olması, serseri top kazanması. E tamam da hem Taylan Berkan bir arada oynuyorsun hem de Taylan 47'de peş peşe peş peşe pozisyonlarla sarı kartı cebine koyuyor. Burada bir e, görev paylaşımı sorunu var gibi geldi bana. İzleyicimizin sorusuna, Mehmet Emin Bey sorusuna geri dönecek olursak eğer, Taylan'ın çıkarılması, orta sahadaki var olan kontrolün de kaybedilmesine sebep olmadı mı diye. E bu Bence şeyde, Bence olmadı. Dinvalide... Çünkü 5 2 2 buldu. 5 dış buldu zaten o dakikada Taylan çıktıktan sonra. 2-1 bulduktan sonra Türkiye'de biliyorsun bir kural var. Anayasanın değiştirilemez ilk üç <laughs> maddesi içinde. Bir farkı bulan takım savunma yapar. Bak dikkat et Avrupa kupalarında da öyleyiz mesela. Fenerbahçe Antwerp maçına bak. İşte ligdeki büyük takımların oynadığı maçlara Bir farklı olan takım savunma yapar. Bu kural değiştirilemez. Değiştirilmesi teklif edilemez. Anayasanın dördüncü maddesinde yazıyor. Değiştirilmesi tek... Kimse Türkiye'de iki farklı kazanmak istemiyor. E, Beşiktaş bir farkı bulduktan sonra zaten Galatasaray çift santufara döndü ve daha fazla topa sahip olmaya başladı. Hayır izleyicimiz belki bir ki geçişlerde Beşiktaş fırsat buldu. O da doğal. Yani son 30 dakika artık. Ama benim altın çizmek istediğim şey izleyicimizin sorusuyla biraz paralel. Taylan çok fazla yük yükleniyor. İzleyicimiz de onu diyor ya. Taylan'ın sırtında biraz fazla yük var gibi geldi bana da. Peki şöyle de bir bakış açısı olabilir mi? İlk 60 dakika herhalde maçın ilk bir saati Beşiktaş'ın ağırlıklı olarak oyunu domine ettiğini söyleyebiliriz. Top hakim olan taraf üretmeye çalışan ki ilk 15 dakika Galatasaray önde baskıyla başlama istedi, başladı birkaç dakika ama Beşiktaş e, pasla çabuk geçince. Piyanet çünkü. O baskıyı pasla Hep çabuk geçince çıkardı. o baskı kalmadı bir süre sonra. İlk 15 dakika Beşiktaş çok rahat geçmeye başladı ve savun e, savunma arkasına top, savunma arasına top, arkaya oyuncu koşturma, orta vesaire neredeyse hepsinde denedi ve şey buldu. Ceza sahasında e, topla buluşma şansı buldu ancak son vuruş eksikliği mi oldu o bölümde? Beşiktaş'ın gol bulamaması yani şöyle söyleyeyim mesela 5. dakikada 10. 12. 16. yine mesela şey olarak savunma markasının oyuncu kaçmış. 10 ve 16'da iki kere. Bir tane serbest satış var üst direkten dışarıya gitti 10. dakikada. O ayrı bir konu da. Evet. Oyun sağ Çaprazdan. Da, sağ çaprazdan. Evet. Sağ taç çizgisinin orada. İki tip pozisyon oldu o bölümde. Bir tanesi kanattan yerden ortalar. Özellikle sağdan ama. Rozya üzerinden. Kanattan yerden ortalar da aslında Larin sürekli arka direğe geldi. Larin bayağı arka direk koşusu yaptı. Sonunda zaten kornerde de attı. Yani Larin geçen sezonki Larin gibiydi. Yedlin o, o bölümde konsantrasyonu yüksek sonra konsantrasyonu düşmeye başladı. Yedlin fena başlamamıştı. Sonra konsantrasyon düşmeye başladı. Yani o bölümde Galatasaray'ların konsantrasyonu yüksek olması olabilir. İkinci Beşiktaş'ın pozisyon arama şekli araya top. Özellikle Alex Teixeira e koşular yaptı değil mi o bölümde? Batu değil de Teşer'a daha çok savunma arkasına koşu yaptı. İşte pasın Kaçtı şiddeti, da. evet, pasın şiddeti, Mustafa'nın zamanlaması kolay değil çünkü son, az bir mesafe. Son var. Son vuruş beceriksizliği ya da eksikliğinden bahsetmek. Son vuruşa gelemedik ki. Yok, Hatırlıyor musun tamam. repozisyon? Aynen söylediğiniz gibi Mustara zamanında vuruşa gelemedi. Ve o savunma arkasına Çünkü savunma da yakındı Savunma arkasına atılan toplar da hemen hızlı bir şekilde Niye yakın? Galatasaray, Galatasaray savunmayı geride kuruyor çünkü evet. Galatasaray savunmayı geride kurduğu için Mustara ile savunma bloğu arasındaki mesafe kısa Oraya araya oynuyor Beşiktaş Teşere koşuyor ama mesafe çok kısa O kısa mesafeyi Mustara çıkıp 2-3 kez kapattı Bir de kanattan Yerden ortalarda ki tekrar altı çiziyorum Yerden Yani bayılıyorum yerden orta yapılmasına Yani bu havaya kaldırılmasına ben deli oluyorum kanattan yerden ortalar da Larin arka direkt koşuları yaptı ama sonunda işte ikinci yarıda attı kornerde. Ee, bir izleyicimiz e, aynen az önce değindiğiniz ismini yazmamış ama bilemedim. E, o yüzden okuyamıyorum. Eee Beşiktaş Larin'in kanadından etkili oldu. Yedlin tercihi doğru muydu diye ki az önce zaten bahsettiniz. Okan Bey de Okan Köser eder ki Feguli veya Emre Kılınç'la orta sahada daha etkili olabilirdik. Orta alanda oyunu kuran oyuncu eksik. O da Feguli olmalı. Biz bunu defalarca konuştuk burada. Fegoli'nin orada da çok verimli olduğunu, oyun görüşü, hızlı düşünüp hızlı karar verdiğini, hayata geçirdiğini ama hoca tercih etmiyor. Evet. Ya mutlaka idmanda vesaire de görüyordur herhalde bir şey. Tercih etmiyor. Şimdi birinci, ikinci ve ikinci, üçüncü bölge geçişinde istasyon oyuncular olmalı bu çıkışları yapabilmek için. Özellikle de Beşiktaş topa sahip oluyorsa, oyun domine ediyorsa, siz de Beşiktaş'ın tamamlayamadığı hücumlarda hızlı çıkmayı deniyorsanız istasyon oyuncuları olma işte Beşiktaş'ta 3 olduğu gibi. Yani muazzam bir istasyon oyunu oynuyor. Top soldan geliyor sağa atıyor. Sağdan geliyor sola atıyor. Mesela Sergio Busquets bu işleri çok iyi yapar. Top solundan gelir sağa bir dönüş yapar. Sağından gelir sola bir dönüş yapar. O önünde iki dönümlük bir alan açılır bir anda bir hareket ile. Galatasaray'da Ber Berkan Taylan Çikaldağ üstünde bu işleri sadece o Çikal yapabiliyor. Çikaldağ çok baskı gördü topla çok fazla buluşamadı. O noktada Galatasaray orta sahasında Berkan Tayland'dan birinden feragat edip Feguli eklemlerini soruyor özellikle. Feguli'nin ben de bu geçişleri çok akıllıca yapacağını düşünüyorum. Çünkü Feguli hareketli, Feguli derine geliyor. Feguli sırtı dönük top alıp oyunun yönünü değiştirebilen bir oyuncu. Yani şimdi Beşiktaş'ta için yaptığı işi, Josef'in yaptığı işi Galatasaray'da Berkan Taylan nispen eksik yapıyorlar. İzleyicimi saklı. Yani Galatasaray'ı biraz galiba Marsilya ve Lokomotiv maçları yanıltmış olabilir mi? Özellikle Lokomotiv biraz yavaş oynadı. Peki. Galatasaray'ı biraz yanılttı. Pozisyonlara geçmeden son bir soru Garibov kullanıcı isimli izleyicimizden. Sizce Tayland bu kadar formsuz iken diye bir önermeyle başlamış. Emre Kılınç neden orta sahada düşünülmüyor? Berkan Çikaldağ'ı Emre Kılınç üçlüsüyle ki Fatih Hoca da 3 tane 8 numaraya yatkın. Geçen sezon 8 numarada kötü sezon geçirmedi. Hem ceza sahasına koşu da yapıyor demiş ki Emre Kılıncı biz bu sene konuştuk sizinle. Neden hocanın tercihleri arasında ilk sırada yer almıyor diye dün verdik değil mi? Oyuna sonradan giren oyuncular sıralamasında 3 kere girmiş galiba. Galiba. Bir maçta da büyük katkı yaptı Trabzon maçında. Evet. Emre de olabilir pekala. Feguli için söylediklerimizi Emre için de söyleyebiliriz. Taylan'ın çok formlu olduğunu düşünmüyorum. Sırtında bence çok fazla yük var. Yani çok pas arası, evet. Çok yüzde elli Çok ikili mücadele. Sonunda cebinde sarı kart. Taylan'ın sırtına sanki çok yük bürüyor gibi geldi bana bu sezon. Ama temel olarak büyük planda evet. İzleyicimiz haklı. Eğer Galatasaray bir büyük takım oyunu oynamak istiyorsa orta sahadan Taylan Berkan'dan birinden feragat etmesi gerekiyor gibi artık. Hemen hemen herkes aynı fikirde. Bana da öyle geliyor. Taylan Berkan biraz çekinik kalıyor. Orta üçlüsünde e, ee, Galatasaray'ın. Birini kullanmak sanki yeterli ikisini kullanmak lüks gibi. Geçelim pozisyonlara. Yine izleyicilerimizden görüş gelirse elbette okuyacağız. Şimdi bakıyorum şuradan. Oğur Bey hangisiyle başlayalım? Nasıl isterseniz. Öncelikle şeyi verdik zaten. Aa, bu arada tek bir taç istemiştim. Pozisyonların önce onu şey yapabilir miyiz? Verebilir miyiz? Yedlin taç. Galatasaray. Henüz, Saray, henüz bir, e, birinci ikinci dakikadaki. Evet. Galatasaray'ın bu e, taç sorunu devam ediyor. O taç konusu birçok takımımızda var. Var, birçok takımımızda var evet. Buyurun. Bu taç Galatasaray'ın sarayın e, net net terj diyelim. Taç nedir Uğur Bey? Taç bir maçta en çok kullanılan duran top. Durant. Değil evet. mi? Çok güzel bir tarifiniz var. Aynen öyle. Ve bu taç atışlarında maksat hücum için metre kazanmak olmamalı bence. Amerikan futbolu gibi metre kazanmak olmamalı. Topun sizde kalması birinci önceliğiniz olmalı taçlarda. Çünkü taçlarda top sizde kalmazsa atak sürekli sağlayamazsınız. Şu Liverpool'un taç hocasına bir temas edebilir miyiz acaba? Evet. Tanıyor musunuz? Var mı sizin? Burana Oralarda. Ya Danimarka futbolunda aslında bu anlamda neredeyse bütün nedir, kulüpler nedir gelişti. Nedir bir şey yapsak? Gronomark özelinde bakmamak lazım. Mitiland Gronomark'ı verdi ama Mitiland gelişti, Kopenhag gelişti. İngiltere Premier League'de diğer kulüpler bundan ders çıkardı. Brentford'un Duran Top hocası var. Diğer herkese de model oldu Gronomark. Sadece Gronomark üzerine bakmak lazım. Yani Liverpool uzay uzaydan getirmedi bu Diğerleri de uyguluyorlar. Bu Galatasaray taç atışlarını sürekli yukarı atıyor çoğunlukla. Yukarı ve yüzde elli Burada yedim tacı abi. gibi. Kalabala. Birinciye vursan bile bak birinciye vuracak Cagni. Pardon. Berkan vuruyor. İkinciyi alamıyorsun. Yani çok zor burada de, bu topları alman. Hücum. Bir de, bir de, Çünkü yüzü dönük rakibine. Senin sırtın dönük. E, öbür türlü yakına kullanıldığı zaman da ne oluyor? Boştaki adam geliyor. Atıyorsun tacı ona. Tak diye sana Taç çizgisinin dibindesin zaten, üstündesin zaten. Tak diye sana geri veriyor, sana kütle diye yine aynı şey oluyor. Tamam, o zaman taç atı, tac atılmadan bir durduralım. Neden öyle oluyor? Taç atılmadan bir durduralım. Pilota geçtiği anda durduralım. Herkesi gördüğümüz an duralım. Hocam, bu tacı başka türlü atma şansın yok. Çünkü pozisyonlar yanlış. Taç duruşu diye bir kavram var. Şimdi Taylan'ın duruşuna bak, Nelson'un duruşuna bak, Morutan'a bak, Berkan'a bak. Tacatının atanın başka şansı yok. Kaleciye mi atsın diyorsun burada? Kime atacak? <laughs> Zaten taç atışı böyle planlanmış. Eğer orada taç atışı için 3-4 tane pas opsiyonu oluşsa, Galatasaraylar hareketli olsa, Peki, özellikle da, marka şurada bak. 45 marka var ya. Marka koşu yap oraya, arkasına. Zaten pas opsiyonu oluşur. Şimdi, bak şimdi attıralım. O da hareket ki, eden var mı? Bak herkes duruyor, kimse hareket etmiyor. Durarak taç atılmaz. Ben de diyor pozisyonu bırakırsam ya birisi koşarsa. Herkes paylaşmış çünkü yakındakiler. Beşiktaş'ta oyuncuları paylaşmış Galatasaraylılar. O, oyun 7 dönüm bu sağ. 7 dönüm sağın tamamını kaplama mümkün değil. Muhakkak boşluk olacak. 7 dönüm bir sahayı 10 kişiye böldüğün zaman 10 saha iç oyuncusu var. Kişi başı 700 metrekare düşer. Sen tek başına 700 metrekareyi kapatabilir misin? Muhakkak boşluk oluşacak. Yani futbolda boşluksuz bir oyun şansın yok. Hareket etmezsen boşluk oluşmaz. Hareket edersen boşluk oluşur. Ama herkes durursa boşluk oluşur mu? İzleyicimiz Engin Bey. Engin Doğan demiş ki Beşiktaş'a verilen penaltıda Vida'nın destek eline çarpma sonucu, Vida'nın destek eline çarpma sonucu penaltı değil deniyor. Beşikta ha Galatasaray'a verilen, Beşiktaş'ın aleyhine verilen penaltıdan bahsediyor herhalde. Birazdan geleceğiz e, o konuya. Engin Bey e, takip edin o konuda, o pozisyonda getireceğiz ekranlara. Bakalım tartışmalara. Hemen ya. oradan mı başlayalım isterseniz. E hadi madem izleyicimiz sormuş direkt oradan başlayalım. Var mı arkadaşlar e, Vida'nın? hakemin penaltı olarak değerlendirdiği pozisyon. Burada herhalde bir farklılık var. Çünkü dün akşam yine trio programından örnek vereceğim. Mesela bir pozisyon e, aynı pozisyon 40. Pozisyon içerisinde e, aynı maç içerisinde özür dilerim. E, Taylan'ın yerde kaldığı bir anda yere düşerken elini koyuyor ve destek eline çarpıyor. Orada devam kararı çıktı. O da. destek eli meselesi o. Burada büyüdüğünü düşünüyor. Değil mi? Yani normal vücudunu büyüttüğünü düşünüyor. Zaten bir açıdan görünüyor. Vida yerde müdahale için yere atlıyor. Ama yani orada elle oynamak kolun, için değil ama kolun ne olması lazım açısı? zeminli açısı? Yaklaşık 90 olması lazım. Destek kolu olması için. Tekrar verebilir miyiz dostlar? Başka bir şeye geçtik. Pozisyona. Yo bu onun öncesi buradan başlıyor. Ha. Şimdi vidanın öbür el de bu arada. Evet, Şimdi bakalım. Peki öbür el doğal mı? Hani diyelim ki biraz daha duralım burada. Top yukarıdan gitti. Sol, sol güzel soru. <laughs> biraz daha yukarıdan gitti. Yine mi penaltı olacak? Yine penaltı olacaktı çünkü vücudu tamamen büyütmüş. Şimdi bak, oluyor. bir bak, bak, bir dakika, bir, biraz iki kare, iki frame geriye saralım. Vida'nın kolu yere değdiği anda, Vida'nın kolu yere değdiği anda bu destek kolu. Dur dur, bu destek an, kolu, bu destek an. kolu açısı. Devamında alanını genişletmiş oluyor. Öyle yorumla dahi hakemin yorumu doğru. Bu ka, şey bu yönde. E, sebebi. Yorumu Burası, doğrusu, destek Hakeme evet, bu burası destek kolu bıraktığı yorum çekti bu yorum. Burası destek kolu genişlediği anda, genişleme olduğu anda diyor ki alanını genişletti. O bence zaten topu elle kesmek. Top ele gitmiyor. Onu söyleyelim. El o Topa pozisyonda. gidiyor gibi de görünüyor. Ay özür dilerim. Tam tersini söyledim. Şurada bak gidiyor gibi görünüyor sanki. Bak bu açı. Aslında yanlış söylemedin. Bence topa bakmıyor. Bak, bak şimdi yere koyduktan sonra vida elini koyduktan sonra bir takip et eli. Eli şurada takip et bak. Vida topun geçtiğini zannediyor bence. Öyle mi? Bence. Cost... Tamam ben gördüğümden anladığım benim bu. Evet, bence topun geçtiğini şey. zannediyor. Talihsizlik yani orada pozisyon penaltı ama ele Hani el topa gitmiyor. Hareketin devamı olarak ele çarpıyor. Futbol bazen ama, böyledir ya. E, Fırat Aydınus'un kararı herhalde şey doğrultusunda, kural doğrultusunda doğru. Doğru. Net bir şekilde. Onu söyleyebiliriz. izleyicimize de bu şekilde cevap vermiş olalım. Şimdi. Taylan'ın pozisyonuna da bakalım dilerseniz. Onun o hangisi? Dakika hangisiydi hatırlayamayacağım şimdi ya. Burada vardır. Bakalım. Bu tartışmalı pozisyonu. Ha, doğru, doğru burada vardır ama şimdi arayana kadar e, acaba şey olur mu izleyicilerimizin de? Tamam o zaman buluruz onu. Biz sıradakiyle devam edelim. Olur. O esnada ben bakayım. Tamam. Şimdi hangisini istedik? Uğur Bey şeyi konuştuk zaten. E, Batu Şuay'ın Nelson'da Alex Teixeira'nın Kerem'le yani. olan pozisyona bakalım mı? o çok tartışılıyor boğazına doğru olan. sevgili rejimiz şey e, Taylana mı? Berkan mıydı yoksa? diyeceksin. Çünkü birkaç kere oldu pozisyon. Hangisi? Pozisyon 8. Ha 38 de varmış. Peki öyle başlayalım. 8'e de 38'e de bakalım. Evet, ikisi de gelsin lütfen. Tamam. Birkaç kere oldu bu. Hakemin kararı doğru. Teşere tamamen oyunun doğal akışının dışında sol kolunu açmak suretiyle rakibini itiyor. O da onun boğazına geliyor. Hakem burada kararı doğru. Sarı kart gerekir. Sarı kartı kullanıyor. Devam edelim. Bu ilk yarıda, değil mi? Bu e, 38 bakayım. Pozisyon 38 mi bu? Evet, bu tamam, ikinci yerde. Tamam. Bir de edelim. pozisyon 8 var dostlar. O ilk yarıda olan. Evet, bu ilk yarıda. Ha, işte buyurun. Bu. Evet. Bu daha net sanki değil mi? Çok yapıyor bunları evet. Teşera. Zamanında 90'lı yıllarda Rıza Hoca çok yapardı ama o zaman kurallar böyle değildi. Çok yapıyor bunları Teşera. Burada net bir şekilde Taylan'ın yüzüne geliyor. Teşera'nın eline müdahalesi. Bir tane daha var aslında Teşera'nın. Sanki o Keremeydi. Ee, şey mi diyorsunuz? Bir dakika. Ama ben burada şeylerde pozisyon umarasını... 25'e bir bakar mısınız hemen? Pozisyon 25. A Olabilir 25 olabilir. Onu mu kastettiniz acaba ceza sahasına girerken Kerem'e? Evet bu. Bu. Teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Bunu kastettim. Ben buldum önce. Öncelikle bana teşekkür etmenizi rica ediyorum. Buyurun. Burada herhalde düşüyor diye mi değer? Öyle değerlendirdi evet. Bir taraftan düşüyor teşere Düştüğü için de sanırım gayri ihtiyar olarak... Hakem ne düşündü diye bakıyoruz. Düşüyor diye herhalde... ...değerlendirdik. Evet normal akışta daha iyi görürüz. Normal akıtalım. Ağır çekimde çünkü... Evet. Yanıltabiliyor. Diğer pozisyonda buydu. Karar vermesi çok zor. Bir taraftan düşüyor. Evet. Çok hızlı oldu tabii. Düştüğü Ağır için sanki gibi doğal akışında gibi görünüyor. Ha işte bak şu şekilde. Ama bir taraftan da... Darbe varmış evet, gibi görünüyor. Evet şüphe uyandırıyor. Evet. daha dikkatli olması lazım. Yani... Birkaç tane sarı kart görebilirmiş. Bir tanesini görmüş. <laughs> İzleyicimiz ismini yazmış. Çok teşekkürler. Sağ olun. De demin dedim ya ismini bilemedim diye. Selçuk Bey'miş. Çok teşekkürler. Ee, Lisbon maçındaki peki Lisbon maçındaki elle Fenerbahçe'de Kim Minje'nin hani hatırlarsanız e, tam out çizgisinin dibinde kafayla vurmaya çalışırken eline çarpmıştı evet. ya. Destek eline çarpması arasında bir benzerlik var mı diye. O pozisyonu zaten biz penaltı diye konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Lisbon değil mi? maçındaki Orada, şey herhalde maçları mı karıştırdı acaba? Buradaki Vida'yı kastediyor herhalde. Vida ile Kim bence kıyaslıyor. Buradaki Sen ne Vida dedin Tolga? Vida'nın evet evet. Onu kastediyor. Onu kastediyor muhtemelen. Şimdi Kim pozisyonunda ben hatırlarsan diğer hakemlerin görüşüyle ters düşmüştü. Evet. Onlar e, destek olarak değerlendirmişler değil mi? Kim pozisyonunu. Hakemin yorumunu doğru bulmuşlardı. Vallahi hatırlamıyorum. Yani. Öyleydi. Ben doğru bulmuyorum benim görüşüm şu. Bakın penaltıda bir defa destek kolu tali bir yorumdur. Palyatif bir yorumdur. Önce ana soruları sorarız elle oynamalarda. Elle oynamalarda ana üç tane soru vardır. Bir, el mi topa gidiyor, top mu ele gidiyor? Birinci soru bu. Bir defa el topa gidiyorsa diğer hiçbir soruyu sormazsın. El topa gidiyorsa onda elle oynama vardır. Ve ceza anlayışında penaltıdır. Birinci soru bu. İkinci soru, elle oynayan oyuncunun karar verebilecek kadar, elini kaçırabilecek kadar zamanı var mı? Bu çok temel bir sorudur ve önden sorulması gerekir. Bu ana meseledir, ana unsurdur elle oynamalarda. Kim Min-jae'nin pozisyonu top çok uzaktan geliyor. Bayağı mesafeden geliyor. Dolayısıyla Kim Min-jae'nin orada doğal hareketi olsa bile, kafayla vurmak istiyor olsa bile çok uzaktan geldiği için top, elini kaçırabilecek zamanı olduğu için, yani orada bir beceriksizlik olduğu için bence o pozisyon penaltıydı Kim Min-jae'nin pozisyonu. Dolayısıyla... Ama enteresan bir şekilde Türkiye'de bütün hakemler ağız birliği etmişçesine o destek kolu dediler. Destek kolu tali bir konudur arkadaşlar. Destek kolu ana unsur değildir elle oynamada. Şimdi pozisyonlardan devam edelim de ondan sonra unutmayalım. Alex Teşiyer ile alakalı ve Beşiktaş'ın oyunu ile alakalı bir soru var. Onu ben not aldım tamam. şimdi. Ondan sonra pozisyonları bölmeyelim tamam. diye söyledim. Bir 28. dakikaya gidelim. Pozisyon 16 sevgili dostlar. Bu da bir offside kararı. izleyicilerimiz de sormuş bu pozisyonu. Pozisyon 16. Önce Mesela Mertcan Bey sormuş. Mertcan Kılıç. Tamam. O pozisyona hemen bir bakalım. Burada offside kararı verecek. Şurada. Ki şeyden offside kamerasından göreceğiz birazdan offside yok. Offside yok da evet burada. O pozisyon. Ha bak bu ha aynen evet. burası. Burada offside yok. Yedlin bozuyor. Yani top şu anda ayağa değiyor. Yani Yeni, çok... Bu arada bir şeyi hatırlatayım. Yeni kural diyor ki daha doğrusu uzun zamandır böyle. Topun ayağa değdiği an diyor offside'de. Mesela yıllar önce hatırla. Ayrılması. Evet top ayaktan çıktı an diye konuşturdu Türkiye'de. Sakın izleyicimiz yanılmasınlar. Topun ayağa değdiği an diyor Kur'an. Yeni değil doğru söylüyorsunuz. Bir iki senedir böyle Uzun galiba. Uzun zamandır böyle. Dolayısıyla top burada ayağa değiyor. Sıkıntı yok. Joseph'in ayağına değiyor yani. Bu karaya bakabiliriz. Bu kare bizi yanıltmaz. Topu şöyle e, belirliyorlar. Ayırıyor ayaktan. Tık ondan sonra yapıştığı ana geri geliyor. İşte evet. o an senin son doğru... değdiği Son değdiği Doğru, doğru olarak değerlendiriliyor. Haklısınız. O de, anda da. Bu kare gerçekçi. Bu kare sanki o an gibi değil He. mi? Burada da sanki yedlim bozuyor. E birisi ce neredeyse ceza sahası çizgisi üstünde ayak evet. Diğer aya e Yedlin'in ayağıysa içinde. Yedlin içeride. Net Şimdi attıralım. Topta zaten Teşeri oynuyor. Dolayısıyla Batu bakmamıza gerek yok. Burada çok... Marka geliyor. Eliyle... Marka'nın toplu oynama şansı var mı? Şu anda var. Hayır. Marka toplu oynama düşüncesiyle mi yapıyor bu hamleyi? Teşeri'yi itme düşüncesiyle mi yapıyor? Bir daha pilottan bakalım. Sadece bak el geldiği zaman devam. Top teşeranın kontrolünde. Evet. Marka topa dokunamıyor. Dokunamıyor. Hareketle. Ve teşeraya net bir şekilde şarj uyguluyor. Peki burada neden acele etti hakemler? Offside diye. Neden ama neden acele etti bayrağı kaldırsa bile? Ha doğru söylüyorsunuz pozisyonun bitmesi bekleniyor değil o mi? Pozisyonda incelenebilirdi. Ama... Demek ki video hakem bu bir bakalım devam edelim devam edelim ne oluyor burada? Zaten hakem düdük çalmıyor. Sorun yokmuş. Hakem düdük çalmıyor. Devam işareti yapacak şimdi Fırat Hoca. Devam edelim. devamında ne oluyor arkadaşlar? Evet. Kaleci alıyor, sonra ne oluyor? Ha, peki elimizde şu bu pozisyon sadece Ama bir şey de vardı ya. Bir şimdi ilk, açıdan, ben, şimdi gördüm ilk başladığında ben. tekrar e, alabiliyor Muslera alıyor topu. Ha şuradan. Tamam, buradan izleyelim. Bir bakalım. Tamam. Kaleci kaleci alıyor. Çünkü şey dokunmadı ya, marka dokunmadı ya. Rahat. Sonra ofsayt kaldı. Evet, sonra. Peki sonra ofsaytı niye yani neden attırdı ofsaytı? Bu pozisyonda zaten top kaleciye gitti. Öyle değil mi? Top kaleciye gitti. Top kaleciye gitti zaten. i̇ncelenme yani şansı olabilir o açıdan diyorum. İşte bir an önce kaldırınca herhalde ama düdük de çalmadı. Ama kaleci aldıktan sonra hakem veriyor. Burada düdük çalıyor. Öyle mi? Ha o doğru. Aynen geldi şimdi ekrana. İncelenebilirdi yani şey olmasaydı. Oyun devam etseydi. Ye, pozisyon 39. Bu da dün akşamın tartışılan anlarından birisiydi. Dün akşam trio programında iki hakem. Neyse anlatalım da bak pozisyon bu. İki hakemimiz bu pozisyonun hakemin kararına, yorumuna bırakılabileceğini, yani ver, verseydi de e, hakemin kararına saygı duyulur, vermeseydi de hakemin kararına saygı duyulur derken, e, bir hakemimiz de çok ince bir farkla ben olsam penaltı verirdim değerlendirmesinde bulundu şu pozisyon için. Herhalde kale arkasından daha net mi görünüyor? Tekrar bakın. Piyaniç hakikaten demin nerede okuduk? Gecenin gizli kahramanlarından bir tanesiydi. Evet evet. Hem her hücumun içinde var. Hem de geriden oyun kurulumunda anahtar rol oynamış. Bana sorarsanız bu pozisyon penaltıya daha yakın. Çünkü e, Yedlin Elle şeyi de var. Evet Yedlin avantajını kaybetmiş. Genelde ayaklara odaklanıyoruz. Bu Yedlin'in durumda. topla oynama şansı kalmamış. Larin'in e, bir bütüncül hareketin içinde ayakları havada değil mi? Ve Yedlin'in bir temas var. O temassa da bence Yedlinlerini bozuyor. Başka var mı istediğimiz şey? Pozisyon Uğur Bey. Çünkü şu sorumu da unutmadan sorayım size. Lütfen. Eğer aklınıza gelirse yine e, kağıtlardan şey yaparız. Tamam. E, Alexteş Pianič. Alexteş yere. Pianič kim olursa olsun takımında ister oyuncu. Ama beraber oynayınca biraz fazla mı lüks Lüks oldu. Çünkü sanki diyeceğim. Ee, Teşere Beşiktaş'ı zaman 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 diyorum. E, haksızlık etmeyeyim. Oyunda bazı bölümlerde eksik bıraktı gibi. Bütün herkesin oyunu içerisinde bahsediyorum. Santrafor gibi oynuyor. Sanki orta saha gibi değil de ikinci santrafor gibi oynuyor Teşere. Yani Teşere sanki orta üçünün bir parçası değilmiş de ama şöyle ileri söyleyelim. ikilinin bir parçasıymış gibi oynuyor takımı Santa... destekleyen bir şey söylüyor. Tabii tabii. Takımın santraforu Şua'yı her yerde basarken Teşeğere'yi çok fazla şeyde göremiyoruz. Rolleri bu manada farklı mı paylaştılar acaba? Artı takımın onun hizasında oynayan diğer orta sahnesi Piyaniç'te mesela sağın her yerini adım atarken, defansif, defansif her yerde bulunurken Teşer'a çok daha kısıtlı bir bölgede oynuyor. Kabul edilebilir bu eleştiri ama Teşeğere'nin de çok gol şansı var. Bütün kariyeri boyunca aslında bu e, orta saha görevlerini eksik yapmış ama o eksikliğini asistlerle ve gollerle tamamlamış bir oyuncu. O yüzden de Teşeray'ı biraz diğer arkadaşları koşmadıklarını koşmak, tolere etmek zorunda kalıyorlar. Ama atarsa tolere ederler. Atamazsa tolere etmezler. Evet. Şurada birkaç maçta kredisi olur. Birkaç maç içinde birkaç gol attı attı atmadı formasını kaybeder. Talişka gibi ya. Talişka gol atmazsa oynatır mısın Talişka'yı? Ki zaten Şenol Güneş bazen kritik maçlarda oynatmıyor. Doğru. Gol atmazsa oynatmazsın çünkü adam orta sahnesi gibi oynamıyor. Orta sayı eksik bırakıyor ama gol ve asist özellikle gol yaptığı için Talişka tahammül ediyorsun. İkiniz santifor gibi rol veriyorsun. Bir izleyicimiz de pozisyon 11'i sormuş. Sevgili reji 23. dakikada. Pardon 18. dakika pozisyon 11. Nelson'un elle oynaması kendi ayağından geliyor ya uzaklaştırmaya çalışırken. Kendi ayağından geliyor. Şimdi göreceğiz. Şu. Yok bu doğal hareket bu, çerçevesinde. Herhangi bir... Konunun konumu doğal. Zaten herkesin çerçevesinde kendi ayağından geliyor. Bu elde oynamak değerlendirilemez. Maçı e, izlemeyen izleyicilerimiz için söyleyelim. E, aslına bakacak olursanız zaman zaman oyunun çok fazla durduğu bir karşılaşma da oldu. E, Beşiktaş taraftarları, Galatasaray taraftarları herkes kendi penceresinden baktıysa tahmin ediyorum Beşiktaş taraftarı coşkulu oyun, e, topa hakim olmaya çalışan, mücadele eden, devamlı atak yenileyen e, atak yenilemeye çalışan, topu kapan vesaire bir oyunu daha fazla yansıttı. Sahaya son bölümlerini herhalde ayrı değerlendirmek gerekecek. E, Galatasaray taraftar da biraz kızmış olabilir. Çünkü işlemeyen yönleri daha fazla görmüş olabilir. E, ancak topun oyunda kalma süresi grafiğimiz var. Biraz açıkçası beni şaşırttı. Üzdü Selam. de. Bir bakalım grafiğimiz gelsin mi? ekrana. Son dönemde gördüğümüz en şeylerden bir tanesi herhalde. Düşüklerden bir tanesi oldu. 10. hafta itibariyle topun oyunda kalma süresi ve faul sayıları da varmış burada. Fraporta, Antalya Antalyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşması topla oynama süresinin en yüksek olduğu karşılaşma. 60 dakika top oyunda kalmış. 26 faul yapılmış. Bu karşılaşmada Beşiktaş-Galatasaray derbisinde top oyunda 47 dakika kalmış ve e, en yüksek yani hem en düşük oyunda kalma süresi topun hem de en yüksek faul sayısı. Evet. 36 Yani tabirimi bağışlayın ama, korelasyon kurulabilir mi? Sadece izleyiciye soruyorum. En çok topun oyunda kaldığı müsabakada bir takımın hocası 33 yaşındaki Nuri Şahin, diğer takımın hocası 40 yaşındaki Emre Berozoğlu. Topun az kaldığı maça bakıyorsun. Bir tarafta ligin en deneyimlisi Fatih Terim. Diğer tarafta evet, 50 yaşında değil henüz ama çok yakın. Bir Sergen Yalçın. Yine topun oyunda kaldığı, çok oyunda kaldığı maçlarda Karagümrük, Francesco Farioli'nin, Ömer Erdoğan'ın Hatay Sporu, Hakan Kereş'in Giresun Sporu daha yukarıdalar. Dikkat ederseniz. Sanki neni nesil hocalar biraz bunu değiştirme uğraşında. Yani daha az yatan, daha az vakit geçiren takımlar yaratma uğraşında. Ama bunun çözümü basit. Süperlik bu konuda maalesef şaibeli bilik. Oyuncular hem çok fazla faal oluyor... Ama daha büyük problem faullerden sonra çok fazla oyun duruyor. Çünkü yerde kalıyorlar, vakit öldürüyorlar, kenara gidiyorlar ve ondan sonra hemen depar atıp oyuna girmeye çalışıyorlar. Bunun çaresi basit. Kenara giden oyuncu bir sonraki düdüğü bekleyecek. Bu da işte yapacak Futbol Federasyonu. Eğer bunun için bir izin almak gerekiyorsa FIFA'dan izin de alacak. Gerekiyor mu bilmiyorum. Ben gerekmenini zannediyorum. Çünkü çok ana unsurlardan biri değil futbolda. Bence Süper Lig'in kurtuluşu burada. Kenara giden oyuncu bir sonraki düdüğü bekleyecek. Her iki maçın, özür dilerim her iki takımın maç sonunda her iki takımın teknik direktörleri neler söylemiş hemen hızlıca ona da bakalım ardından yine karşılaşmayı konuşmaya devam edeceğiz. Öncelikle kazandığımız için tabii ki çok mutluyuz. Bizi destekleyen taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Maçın sonuna kadar takıma destek verdiler, geriye düştük desteklediler sonuçta da oyuncularımızın verdiği mücadele sonucunda kazandığımız 3 puan için çok mutluyuz tabii ki. Derbi maçları her zaman çok önemlidir. Kazanmak da önemlidir. Bugün için gerçekten bizim için bir e, moral oldu. Sonradanımız maçlar çok sağlıklı geçmedi çünkü. İyi bir moral oldu. Oyuncularımızda da bir güven tazeleme gibi e, oldu bu galibiyet. O yüzden e, çok mutluyuz. Oyuna gelince <laughs> bence çok güzel bir müsabaka oldu. Galatasaray camiasına tebrik ediyorum. Gerçekten iki tarafta dostça, centilmence, oyuncular sahada dürüstçe en iyi şekilde mücadele etmeye çalıştılar. Berabere de bitebilirdi. Penaltı olsaydı belki berabere de bitebilirdi oyun. O yüzden onu da özellikle belirtmek lazım ama ben iki taraf oyuncularını da tebrik ediyorum gerçekten izleyicilere mücadele gücü yüksek güzel bir futbol seyrettirmeyi becerdiler. Ee, öyle düşünüyorum. Uzun bölümü maçın bizim kontrolümüzde geçti ki e, son 10 dakikaya kadar son 10 dakikada 2-1'den dolayı doğal olarak bir baskı yedik. Bu da bu tür oyunlarda e, çok normal baskı yememiz. E, baskıdan çıkarmasını da e, bildik. İki tarafta Avrupa oynuyor. İki tarafta yorgun. Avrupa'da zor maçlar oynuyoruz biz de. Onlar da oynuyorlar. Ama bugün için iyi mücadele etti iki taraf oyuncuları da. Kazanmak e, bizim için mutluluk verici. Oyunsal anlamda da güçlüydük. Bugün yavaş yavaş e, oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdiler. Özellikle Larry'nin performansı geçen seneyi biraz aratır nitelik yani geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da e, bu maçta tahmin ediyorum ki iyi bir şekilde artık aramıza döner diye e, düşünüyorum. Sadece başarıya endeksli bir camia asla olmamalıyız. Onu söyleyeyim. Bu işin çünkü birçok boyutu var. Biz şampiyon olmak için, kupa kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz oyuncularımızla. Hiçbir Beşiktaşlı'nın bundan şüphesi olmasın ama Lütfen sabırlı olalım çünkü bu oyunculara sezon boyunca ihtiyacımız var. Taraftarımıza sezon boyunca ihtiyacımız var. Birlikte olmak zorundayız. Birlikte hareket etmek zorundayız. Bugün olduğu gibi taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Özellikle rica ediyorum buna. E, umduğumuz gibi başladı ki Ma e, maçtan önce de söylemiştim ben yani bir baskı bekliyorum diye. Oraları geçtik açıkçası ama e, biraz basit top kaybı ve topa sahip olmada biraz sıkıntı çektik. Sonra daha oyun dengelendi ve de gol bulduk. Ancak bir yan toptu. Maalesef yine ee, beklenmeyen bir gol edik. Devreyi öyle bitiremedik. İkinci yarı enteresan tabii bir maç geçti. Korner olmadan yani bizim yediğimiz golden önce korner olmadan oyundayken top e, ne yapılan bir e, faul var. Hatta sarı kartımsı bir faul var. Korner olmadan. O kornerde bize gol oldu. Mete Kalkavan'a sorsan şimdi anlatır o. işte oradan şu geldi, bu geldi diye. Kaçan iki tane daha fazla var da iki tane anlatılamayacak kaçan gol var. Yani Halil'in ve de penaltı. Ee, sağlık olsun. Iıı ee, istemedik. Mağlup olmamak için de gerekli pozisyonları da bulduk açıkçası. Özellikle oyunun son bölümünde. Ama atamadık penaltı dahil. Dolayısıyla mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Şimdi penaltıcı bizde Alex. Ki kendisine dedim ki niye bu tarafa doğru geliyorsun? Hocam bir de Mustafa almış, ben atacağım demiş. Geçen sefer ben ona kazanmak için çok da riskli bir maçta yine atmasını istedim. Ee, orada e, oyuncum önemlidir ama burada e, bırakması lazım lazımdı Alex'e. Herhalde kritik dönemlerde penaltı atmama rekoru da bizdedir herhalde. Geçen sene Denizli'de kaçan penaltı, Mustafa'nın kaçırdığı penaltı, Sonra bir daha attırdığımız ona ee, ki o penaltı belki de şampiyonluğu kaçırdı bize. Belki değil. Büyük ihtimalle devreye 3-0 girsek Denizli'de başka bir skor çıkardı ortaya. Belki oradan şampiyon dönerdik. Ama bu penaltıları kaçırıyoruz. Penaltıcıları belirliyoruz. Tabi burada Alex'in de topu bırakmaması lazım açıkçası. Fatih Terim'in özellikle penaltıyla, penaltının kaçmasıyla alakalı sözleriyle alakalı olarak devam edelim isterseniz. Oradan bir grafiğimiz var. Onu getirelim Tabii. ekrana. Buyurunuz efendim. Galatasaray'ın son iki sezonda penaltı kul <laughs> kullanan oyuncuları. Ya toplama baktığımda doğal görünüyor. 19'da 16 zaten doğal penaltı istatistiği. %85'in bir tek üzerinde zaten penaltılar %70, %70 oranında gol olur. Burada sorun yok ama Son 4 penaltının 3'ü kaçmış değil mi? Yanılıyor muyum? Denizli, Mustafa Muhammed, bu sezonun başında Cagney. Değil mi Tolga? Doğru. E, sorun orada. Böyle büyük tabloya baktığın zaman bir sorun yok gibi görünüyor. E, %85-86 iyi bir oran. O penaltıların kaçmasında da penaltı kullanıcılığıyla ilgili o belirsizlik, o kargaşa rol oynamış. Galatasaray'da bence konuşulması gereken konu bu. Şimdi ben bu konuda hiç evet burada Cagni sezonun ilk maçı değil mi arkadaşlar? Sezonun ilk maçına kaçırıyor. Evet. Ki kötü bir penaltı. İlk hafta, evet. Yani stil olarak Mustafa Mehmet penaltısına benziyor. Niye biliyor musun? İçeriden dışa doğru vuruyor topa. Top içten dışa gidiyor dikkat edersen. Direkt dibine gidiyor ama dıştan içe değil. Cagney'in arkasından bir daha verebilir miyiz onu? Çok özür dilerim. Demek ki yani. pozisyonu lütfen. Şimdi çok önemli. Penaltıda topu direkt dibine atabilirsin ama içten dışa gidiyor bak. Topu kurtardı yer kalecinin direkt dibi değil. Bayağı direğin... Heh. harika. Buradan bak, topu kurtardı yere bak, direğin bir metre içi. Top direkt dibine gidecek daha. <laughs> Ama sen içten dışa vurursan, kalecinin kurtarma şansı artıyor. Hem Mustafa, açı olarak hem zaman olarak. Tabi. Mustafa Muhammed'in penaltısına bakalım. Onu görme şansımız zaten göreceğiz, değil mi? Emrah Baba. Tamam Emre'nin penaltısına ha, bakalım, onu hatırlayalım. Ha geldi, tamam Mustafa Muhammed. Mustafa'nın tamam. penaltısı şimdi attıralım, bak arkasından görelim. Çok benzer, biliyor musun? İçten dışa gidiyor top. Burada tabii başka şeyler de oldu. Başka şeyler evet. Zaten orası çok kritik de. Bu arada ben vuruş tekniğine takıldım. Muhammed'in arkasından görelim. Yine içten dışa bak. İçten dışa kenara atıyor. Kalecinin kurtarma şansını %70-80 falan artıran bir unsuru bu. Topu kenara köşe köşeye atmaya çalışıyor ama içten dışa gidiyor evet, top. Alıyor. Evet. Dıştan içe değil. Ben, ben anlamıyorum. Bunlar büyük futbolcular. Muhakkak çalışıyorlardır. Bir saygı sık etmek istemiyorum ama yani kalecinin kurtarma şansını artıran bir faktör bu. Bunu bilmeleri lazım. Penaltı kullanımı esnasında hani o kullanacak, bu kullanacak vesaire. Evet. Herkes çünkü kullanmak istedi. Herkes derken bir, bir, birden fazla sayıda oyuncu kullanmak istedi. Evet. E, penaltıyı Orada Fatih Hoca'nın hani bir şey hareketi var ya tamam hani diyor. Ben onu maç esasında şey diye düşündüm. E, hoca tamam dedi herhalde diye düşündüm. Ben de o düşündüm. Öyle gibi anlaşılıyor. Yani ama o da biraz çaresiz kabul ediyor sanki. E peki e, e, tamam yani. gibi kabul ediyor sanki ama Şimdi hocam ben şöyle bir örnek vereyim. Ben Galatasaray'ın futbolcusuyum. Kaleye geçmek istiyorum. Rüyamda gördüm ya. iyi kalecilik yapacağımı gördüm. Veya mahallede de kalecilik yapmıştım. Panter gibiydim. Kaleye geçmek istiyorum. Geçebiliyor muyum? Olmuyor. Mustera'nın yerine kaleye geçemiyorum değil mi? Yok. Ama konu penaltı olunca nedense bu işler çok ciddiye alınmıyor. Ya bir takımın kalecisi var değil mi? Kaleci kaza giyiyor. Sen kafana göre kaleci kazağını bana ver. Ben kaleye geçeyim diyemiyorsun. Center for stoper oynayayım diyemiyor stoper center var oynayayım diyemiyor. Penaltı atışı olunca 4 kişi var orada. 4 kişi penaltı için bizim Hayrullah e, Ünal sağ olsun sabah bana izletti. 45 saniye görüntü var. Dört kişi orada müzakere ediyorlar. Fananolt atmak istiyor. Mustafa Mehmet atmak istiyor. Babel fırsat kolluyor. Acaba bir yarın topu kapabilir miyim diye. <laughs> Çıkalda etrafına bakıyor ya penaltıcı ben değil miydim diyor. Bak bak bu kareler. Bak 4 kişi penaltı müzakeresi yapıyorlar. Herhalde Piyanetç'e soruyor Çıkal daha bu arada. Ya ben penaltıcıydım diyor. Piyanetç bana ne diyor? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar büyük bir maçta. Belki sezonun kaderinin belli olacağı maçta. Bu takım bak. Fananolt kenara. Babel kenara işaret ediyor. Dört kişi penaltıyı atmak istiyor. Hayır. Yine konuşacak. Bak Çıkal öyle Mustafa. Yine konuşuyorlar burada. Bu iş ciddi bir iş. Ben hep şu örneği veririm. 2010, 2018 elemeleri Dünya Kupası'nda Türkiye Ukrayna ile oynuyor. Durum 2-2. 90. dakikada frikik kazandık. Çok kritik bir yerden. Sağda Hakan Çağlanoğlu var. Emre Mor demiş ki ben hissettim demiş. Rüyamda gördüm demiş. Free ben kullanayım demiş. Yani ben hala bak üzerinden 4-5 sene geçti. Bu örneği 50 kez falan vermişim. Etkisinden ben hala etkisinden <laughs> çıldırıyorum yani. yani Emre Mor rüyasında gördü diye. Hakan Çağlanoğlu nasıl o free bırakır? Belki o frikik yüzünden. Belki o gün Ukrayna yenecekti Türkiye çizgisi değişecekti. Çünkü direkt rakibimiz. Ukrayna gitti sonra dünya atmasına. Belki biz gidecektik. Ya yani ben free kick işinin bile ki bu free kick yani çok ciddi olduğunu, tahtaya kim yazıldı? Sonu kullanması gerektiğini düşünüyorum ki penaltı futbolun gol yüzdesi en yüksek vuruşu. Yani ben kullanayım deme şansı yok hiçbir oyuncunun. Tahtaya kim yazıldıysa o atacak. Fatih'lerin var kenarda. Hayır. Bu takımın penaltısı çıkaldı o diyecek. Ondan sonra basın toplantısında bununla ilgili şikayet edeceği merci neresi? Fatih Terim kimi kimi şikayet ediyor Allah'ını seversen? Fatih Terim kime şikayet ediyor Muhammed'i? Zaten şikayet edilecek merci Fatih Terim değil mi? Karar verici merci Fatih Terim değil mi? Oradan işaret edip hayır kardeşim bu takım penalsı Alex demen lazım. Bence e, yani benim pek anlam veremediğim şeyler belki tek direktörlük yapmadığım için belki anlamıyorumdur. O yüzden burada hani biraz da Kendimi de eleştireyim. Maçı bitirmeden piyanişle alakalı izleyicilerimizden sorular geliyor. E, Piyanişin oyunuyla alakalı. Bir ufak bir şey ekleyeyim. Tabii. Sadece Muhammed'in istemesi değil. Dört kişinin orada penaltı atmak istemesi bence orada bir otorite boşluğunu işaret ediyor. Dört kişi penaltı atmak istiyor. Bir dakika ya. Çünkü bu planlama işi. Tabii ki tahtaya kim yazıldıysa o atacak ya. istiyorum bu, var Demek mı? ki önceden bakıldı, karar verildi, Tabii denendi, ki. çalışıldı. Muslara gelip söylüyor mu ben atayım diye? söylemiyor değil mi? Biliyor pozisyonu atmaması gerektiğini. Dört kişi kişini soruda penaltı Babel'de atmak istiyor. Fanano'lu atmak istiyor. Şey Mustafa Muhammed topu tutuyor falan atıyor. Çıkaldı, kenara bakıyor. Burada bir otorite boşluğu var. Piyanişle alakalı isterseniz Beşiktaş'ın oyunu ve piyanişle alakalı olarak nasıl bir bitirelim bu bölümü? Zaten süremizi de bayağı bir şey yaptık. Hun harca kullandık dün akşamki derbi maçının ardından. Eee e, Be Beşiktaş'ın oyunu içerisinde çok önemli ayaklar var. Gezzalı var. E, Teşciheresi var. Piyanişi var. Ve onlar kadar belki yetenek, haksızlık etmeyeyim kimseye de yetenek göstermeyen demeyeyim de ama en az onlar kadar oyuna büyük katkı yapan diğer oyuncular evet. var. E, Piyanişin nasıl bir kurgu içerisinde önümüzdeki haftalarda Sergen Hoca sizce değerlendirecek? Az önce bir şey verdiniz. E, acaba daha derinde oyun kurmasını ister mi? Daha derinde oyun kurmasını, e, görevini verir mi diye. E, sizce hoca böyle bir şey yapar mı? Bence Oyun yapmaz. Ben mi? önerdim. Şimdi kendimle çelişiyorum. <laughs> Farkındayım. Çıkaldağ'ın golünü görebilir miyiz? Onu isteyecektim aslında. Çünkü Piyaniç ilgili konu. Çıkaldağ... Orada sadece, sadece Piyaniç. Sadece Piyaniç değil ama. Değil. Şimdi Çıkaldağ o sırada e, sol oynuyor. 8 numara sol oynuyor o sırada. Kapatması gereken oydu diyorsunuz değil mi? Şimdi eşleşti adam normalde taktik icabı eşleşti adam orada Piyaniç geride kaldı. Bak geldi şu anda. Aslında geliyor. Evet. Yerleşti Kerem orada bir fake atıyor. Piyaniç bak Josef izle şimdi bak 5 numarayı izle. Josef izle 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 izle. Geçti. Joseph Piyaniç'e kızacak. Ben onu istemem lazımdı. Benim hatam. Joseph Piyaniç diyaloğu var orada. Joseph Piyaniç'e diyor ki sen niye orada kaldın? Diyor. Ya burada görebiliriz belki. Burada var mı? Devamı yok. Derin pozisyon... kapatmaya geldi. Ta, çok uzaktan geldi bu arada derim. E tabi çünkü orada boşluk oluştu. Ve o boşluk oluşmaması lazım ve üzerinde. Bu kadar rahat vurdurmaması lazım. Ve Josef de Piyaniç'e orada bir sitem etti. Piyaniç de dedi ki ya orada Kerem... Hata burada başlıyor herhalde değil mi? Biraz daha başa alabilir miyiz lütfen? Alalım. Yani Roziye orada şey yapıyor. Roziye'den bahsetmiyorum bak. Şurada boşa çıktı ve arkada bomboş bir Piyaniç. Boşa çıktı ve arkada bomboş bir alan oluştu. Hocam buna çare üretmen Gerçi zor. Gerçi ondan sonra geri döndü Beşiktaş'ta. Tabi futbolun içinde bunlar var. Burada 5 beş kişiler 5'e 3 yerleştiler zaten. Savunma dörtlüsü ya. ideal yerinde. Piyaniç geliyor. Piyaniç sonra vazgeçiyor. Piyaniç ayrıca orada Kerem'i değil Çıkal Dağı'yı yani merkezden gelin denetlemesi lazım. Vizörü yanlış yere çevrilmiş Piyaniç'in. Çünkü zaten Kerem'i Josef kontrol ediyor. Bak şimdi bir daha bakalım. Bak Kerem zaten Josef'in kontrolünde. İzleyelim. Kerem Josef'in kontrolündeyken Piyaniç'in sağdan gelene bakması lazım. Şimdi izleyelim. Şimdi Josef'e bak. Joseph zaten Kerem'e gitti. Piyan için orada sağdan gene bakması lazım. Ve zaten şimdi burada Joseph Piyan için e sistem edecek. Oyunla alakalı olarak Beşiktaş'ın oyunu ve Piyan Harika bir geçiş istasyonu. Kadife ayak. Beşiktaş geriden Wellington olması hemen çıkışlarında tamamen Piyaniç e, Piyan itimat etti. Piyan işte Beşiktaş'ı harika çıkardı. Türkiye Ligi'nde Piyan gibi oyuncu yok denecek kadar az. Belki de yok. Ee, büyük saygı duyuyorum içe Ama o defansif sorumlulukları da var o pozisyonun. Atiba olduğunda o defansif sorumlulukları tabii çok daha güçlü bir şekilde yapıyor. Joseph büyük bir lider. Joseph ile Vida arasında tartışma oldu ve doğal karşılıyorum. Joseph bantsız kaptan. Joseph bence haklı. Yani bu sorumlulukları çünkü almadığınız zaman kalan 89 dakikada ortaya koyduğunuz bütün çaba anlamsızlaşıyor. Çünkü orada bir kare kaçırıyorsun, gol yiyorsun. Futbol böyle bir şey. O yüzden öyle çevre kontrolü, e, maç icabı, matchup olduğunu es oyuncu bu konularda hassas olmak lazım. Geride bıraktığımız haftalarda da konuşmuştuk yine yakın zamanda da. Beşiktaş'ın geçen sezonda en büyük farkı Atiba. Ya Çok arıyor Atiba. Atiba'yı. Atiba öyle bir oyuncu ki hem eşleştiği oyuncu kaçırmıyor hem de Atiba'ya bakıyorsun sen de bir üstünü başını düzeltiyorsun. Kravatını düzeltiyorsun, ceketini düzeltiyorsun falan. Herkes adamda kaçırmıyor o sefer. Takım içerisinde hani diyelim ki Atiba artık yaşlandı. Hani e, artık bu sene biraz daha ağır gelmeye başladı. Ben hepsini söyleyeyim 37-38 yaşında. E, kolay değil. Her ne kadar iyi baksa da kendisine. Takım içerisinde o bölgeye evrilebilecek ya da o görevi yapabilecek bir isim geliyor mu? Josef. Aklınıza. E Josef zaten bulunduğu yerde şey. İşte Piyanoci de geliyor ya oraya. Acaba Piyaniç'i derinde oyun kurucu kullanıp Josef'i 8 hmm. gibi kullanır mı? Josef'in o özellikleri de var aslına bakarsın. Joseph Pianc aynı yana da kullanabilirsin. 4-2-3-1'e dönebilirsin. Çünkü Teşera zaten ne kadınlar sevdim zaten yoktular yani. Zaten orta sahada yok. Zaten ikinci santrafor gibi oynuyor. Doğru. O zaman bunu teoride 4-1-4-1 yazmanın alemi yok o zaman tahtaya 4-2-3-1 yazarsın. Joseph de Pianc aynı hatta yazarsın. Teşera'ya özgürlük tanırsın. Bu da bir rol. Bu da bir ihtimal. Bakalım eee tabii şeyin eee e, sağlık durumuna da bağlı. Atiba'nın sağlık durumuna da bağlı bu durum ama sanki hocanın oraya öyle bir takviye yapması gerekecek. İstiyor yani. Böyle çok geçirgen oluyor. Programın başında da söylemiştik. İki çok yetenekli isim ama işte geçirgenlik o zaman biraz artıyor. Aynı Çıkaldağ'ın golünde gördüğümüz gibi. Şimdi geçirgenliğin çaresi sadece çok koşmak ya da çok ikili mücadele kazanmak değil. Doğru zamanda doğru yerde olmak, doğru pozisyon almak. Bu oyuncular çok zeki, çok deneyimli oyuncular. Bazı futbolcular vardır formasını kirletmeden pas top kazanma rekoru kırarlar. En fazla bakarsın en fazla top kazanan oyuncu olmuş maçın sonunda şaşırırsın. Dersin ki ya ikili mücadeleye girmedi. Forması kirlenmeden nasıl bu kadar top kazandı dersin. Pianich onu yapabilecek zekada ve yetenekte bir oyuncu. Yani bence çok da gerek o yok. O dengeyi değil. kurabilirler. O süpürme işini Josef yapar. Pis işleri deyim yerindeyse Josef halleder. Pianich doğru sağa alırsa zaten sezgileriyle çok top kazanır. Peki, değerli izleyenler var mı eklemek istediğiniz bir şey Uğur Bey? Teşekkür ederim. Değerli izleyenler bir ara verelim ardından tekrar karşınızdayız. Yine devam edeceğiz değerlendirmeler. Evet. Değerli izleyenler Hürriyet gazetesinden geliyor sıradaki başlığımız. Ekranlarınıza sistemi yabancı kuracak. Türkler çalıştıracak. Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Merkez Hakem Kurulu'nun yeniden yapılandırılmasının bir yabancıya emanet edilmesi konusunda anlaştı. Hakemlerin eğitimi ve yönetimi konusunda. Daha önce Avrupa'da başarılı çalışmalar yapan eski bir yabancı hakem Merkez Hakem Kurulu'nda yeni bir sistem kuracak. Bu isim hakem atamalarına karışmayacak. Şimdi bakayım. Ee, şöyle hızlı hızlı okuyorum. Serdar Tatlı'nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirecek isim ve Merkez Hakem Kurulu'nun yeni yapısına ilişkin görüş alışverişinde bulunulmuş Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği temsilcileri arasında Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Birincilik Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarı Alioğlu'nun katıldığı toplantıda taraflar Merkez Hakem Kurulu Başkanı konusunda uzlaşmaya varamadı. Başkanlık için adı geçen Ufuk Özerten'e Fenerbahçe, Kemal Dinçer'e ise Galatasaray kulüpleri karşı çıkmış. Habere göre kulüp başkanlarının düşüncelerini dinleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir bugün veya yarın federasyon yönetimini toplayarak yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı belirleyecek. Şu an itibariyle gündemdeki isimlerden Mustafa Çulcu'nun bu göreve getirilmesinin yüksek ihtimal olduğu öğrenildi. Şimdi gelelim asıl sistem meselesine. Toplantıda Merkez Hakem Kurulu teşkilatının ve hakem eğitimlerinin yeniden yapılandırılması görevinin bu konuda uzman olan bir yabancıya bırakılması konusunda karar alındı. İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı öğrenilmiş. Hakem atamalarına karış e, hakem atamalarına karışmayacak olan bu isim yapılandırmayı tamamladıktan sonra sistemi Türkiye Futbol Federasyonu'na ve Merkez Hakem Kurulu'na teslim edecek. Herhalde yabancı tercih edilmesinin tek sebebi kimsenin kimseye güvenmiyor oluşu. Yani yabancı olursa yani hiçbir taraf tutmayacaktır ve e, mümkün olan tarafsız en tarafsız yapıyı kuracaktır diye düşünüyor olmamız. Ama hakem sanırım. atamalarına karışmayacak diyor. Evet. Yani daha üst yapı e, organizasyon tamam. için. Bunu biz yapamaz mıydık? Kulüplerin önerileri vardı. Bu da makul olduğunu da konuştuk. Evet doğru. Yani bilgiye ulaşmak artık o kadar zor Bilgilerin değil aslında. Önerileri bakarsın. vardı. Kalem kalem yazmışlardı. Burada okuduk konuştuk. Evet dedik mantıklı makul öneriler var. Ya da biz zaten zamanda Markus Merk Türkiye'de çalıştığımız bir isim. Burada ben beraber çalıştım. Rossetti danışmanlık aldığımız bir isim. Ulenberg danışmanlık aldığımız bir isim. Pekala onların görüşlerini alırsın değil mi? Yani illa profesyonel bir yabancı getirmene gerek yok ama. İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı önümüş. öyle mi? Tamam inşallah umarım öyle olur. Yani ben uzmanlığa saygı duyuyorum. O alanda deneyimi olan birini getireceksek know-how'undan bilgisine faydalanacaksak başımız üstüne hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Yani benim tek doğrum bilim. Eğer bana bilimle geliyorsanız boynum kıldan ince. Umarım bu konuda da öyle olacaktır. Yalnız hakem atama stratejisinin şöyle olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela dün Beşiktaş Galatasaray maçı oynandı. Ben diyorum ki Türkiye Futbol Federasyonu sitesinde Beşiktaş Galatasaray maçının kritik pozisyonları yazılsın. Bilmiyorum çok mayal perest. Yazılsın kritik pozisyonlar. Bizim önümüzde var ya. Ta, evet. Pozisyon 36. Marka, Batu, Batshuayi faulü mesela. Orada sarı kart gerekir mi, gerekmez mi? Komitenin 10 üyesi, 12 üyesi, kaç tane üyesi varsa şu an bir komite yok da komite olduğunda diyorum. Onunla ilgili görüşlerini beyan etsinler. Fırat Aydınus'un kararı doğru. Fırat Aydınus'un kararı yanlış. Buradan 0.1 puan düşmeli. Çünkü onlar belli. Siyah beyaz hata olunca 0.5 puan düşer. Basit hata mesela bir sarı kart hataysa 0.1 puan düşer. Burada Fırat Aydınus'un kararı yanlış. Ya da bu pozisyon gri. Hakemin yorumda bırakılmalı. 3 tane tuşu olsun. Ya da işte video hakem müdahale etmeyi de etmemeli. De video hakem ile ilgili de yorumu da yapabilir. Mesela az önce Fatih Hoca diyor ki ee, ceza alanı içindeki Nelson yumruk geliyor ya. Evet. Göğsüne. Mete Kalkavan diyor herhalde o sırada başka işlerle ilgileniyordu. Hocam bu ikinci defa aynı şey yapıyor Fatih Hoca. Video hakem sarı kart şüphesine karışamaz ki. Fatih Terim kendi ağzıyla diyor ki hatta sarı kart gerektiren pozisyonu diyor. Sarı tamam mı? Hocam video hakem sarı kart şüphesine karışamıyor. Sadece kırmızı kart şüphesine müdahale edebiliyor. Onun alanı olan bir konu değil. Ha diyeceksin ki gol öncesi inceleme. Gol öncesi inceleme de topun durduğu yerden başlar. Korner öncesine bakamaz ki. Yani Mete Kalkavan alanına girmeyen bir konuda Mete Kalkavan o sırada başka bir şey yapıyordu diyor. Yani Türkiye tek direktörlerin de bu konuda eğitim verilmesi lazım. O konu Mete Kalkavan alanı değil. Dönelim buraya. 10 tane komite üyesi Fırat Aydınus'un kararlarını birer birer puanlıyor. Hepsine görüşünü söylüyor. Yani oylamayı tabana değerlendirmeyi, oylama değil de değerlendirmeyi tabana daha genişe evet. yayalım diyorsunuz. Bir kişi nuhtesinden çıkaralım. Sonra bir puan oluşuyor. Total puan oluşuyor. Fırat Aydınus'un oluşuyor. Halil Umut Meller'in oluşuyor. Cüneyt Çakır'ın oluşuyor. Halis'in oluşuyor. Hepsinin oluşuyor. Hafta sonunda. Ondan sonra puanlara bakıyoruz. 10 haftalık kümülatif puan. Bir de son 2 haftalık güncel puan. Çünkü güncel form durumu da önemli. Veya 3 haftalık güncel puan. Bunlar belli ağırlıkla katıştırılıyor. Bilim vasıtasıyla bunlar başından belirlenmiş sistem. 10 haftalık puanın %50'si alınıyor. Son 3 haftalık puanın %50'si alınıyor. Toplam puan oluşuyor hakemin. Bir hakem sıralaması oluşuyor form durumu. 10 tane hakemin MHK üyesinin puanlaması sonucu bir sonraki hafta en kritik maç Beşiktaş Galatasaray mı ilk 3 hakem otomatik olarak ona aday oluyor. Ya da 2 hakem 2 hakemi ya da 3 hakem birini belirlesinler. Böylelikle yani Bu daha doğru olmaz mı? Şeffaf. Değerlendirme sayısı değerlendiren insan sayısının artması hani hep bir iddia vardır ya hakemlik camiası içerisinde gruplaşmalar var. A hakemi grubu, B hakemi, C hakemi de hepsinin bir grubu vardır. Herkes birbirine etki etmeye çalışır vesaire. Böyle genişe yaydığın zaman bunun da önüne geçersin herhalde değil mi? Daha pratik olmaz mı o anlamda Bana da? da, öyle da. Eğer öyle bir durum varsa o anlamda da bunun önüne geçmiş olursun. Daha geniş bir değerlendirme havuzuyla. Bir de şeffaf olursa e, her MHK üyesinin verdiği notu görürsek mesela 10 üyeden 8'le aynı görüşteyse zaten bu bir değerdir. Dersin ki 8 tane değerli eski hakem komite üyesi pozisyonla ilgili ortak görüş beyan etmiş dersin. Mesela bir tanesinin görüşü çok zıtsa belki o standart sapman dışa çıkıyor diye belki çıkarabiliriz. Yani sistem revize edilebilir, mükemmelleştirilebilir. Evet. Ama bu, bu şeffaflaştırma sonucu sanki o zaman MHK başkanının kim olduğu önemli olmaz ki. Aynen yani, Daha mi? fazla adalete inanırız. Şimdi Serdar Tatlı Sayın Serdar Tatlı Türk futboluna hizmet etti gitti. Tugay Kaan Numanoğlu'na derbi vermişti değil mi? Tugay Kaan Numanoğlu'nun hayatındaki 8. süperlik maçıydı. Daha 8. süperlik maçı derbi verdi Tugay Kaan Numanoğlu'na. Sayın Tatlı nerede şimdi Tugay Kaan Numanoğlu? Nerede? Sonra bir daha derbi verdin mi? yani neye göre yaptın bu atamayı? Genç bir hakem, umut vaden bir hakem o derbiye verdin. Olağanüstü itibarınıza değdin. Tugay Kaan Numanoğlu aşağı düştü şimdi tekrar yukarı çıkmaya çalışıyor. Öyle değil mi? İşte bu atamalar böyle olmasın. Bilimsellik çerçevesinde yapılsın. Sıradaki başlığımız yurt dışından İngiltere'den geliyor. Ekranlarınıza The Sun gazetesi demiş ki Chelsea'nin eski patronu Antonio Conte beklemede şu anda bir sonraki işini bekletiyor. Cevap vermeyi erteliyor. Manchester United'ın Soskaya'yı gönderme ihtimaline karşı. Yani özetle diyor ki pusuya yattı. Antonio Conte Hoca bekliyor. Ya Conte çok karizmatik bir tek direktör. Ayrıca çok ciddi teklifler de geldi. Ve bu ciddi teklifleri mesela Inter'den de kimse ayrılmasını istemedi ama Inter'in küçülme kararını evet. kabul etmedi. Ben her zaman şampiyonla oynarım. Şampiyonla yine iddialı takımı takım istemedi. Kendisi bıraktı. Dolayısıyla Conte zaten şu an piyasadaki görevi olmayan tek direktör için zaten bir numara. Büyük bir ihtimalle. Mendes United'in Conte ile ilgilenmesi normal. Her zaman hedefe yönelmek ister. Her zaman rekabetçi bir takım ister. Mendes United'de rekabetçi bir takımı var. Bugün İngiliz medyasına çıkan haberlere baktım. Boşu boşuna çıkmıyor diye düşünüyorum. Futbolcuların bazılarının sosyal itimadı kalmadı diye yazıyorlar. Şimdi bunlar çıkıyorsa İngiliz medyasında aşağı yukarı, çok iyi değil ama aşağı yukarı biliyorum. Birçok arkadaşım var. Bunlar boşu boşuna çıkmıyor. Sosyal suyu ısınmış. <laughs> Dün mü yoksa önceki gün mü? E, Soskaya'nın kendi sözlerini de okumuştuk burada. Yani çok mesafe kat ettik ama artık diyor pek devam edeceğiz gibi yani va bırakmaya vazgeçmeye çok yakınız evet. diye kendisinin bir değerlendirmesi olmuştu. E, kendisi de sanıyorum bunun farkında. Bunun farkında. O Pogba'nın kırmızı kartı mesela hiç doğal değil. Oyuna ikinci yarı girip sonra hareketi yapması. Skoz demiş ki bu hareketten sonra Pogba'yı kadro aracı bırakman lazım demiş. E, Skoz da içeriden birisi herkes bir o şekilde kaynıyor içeride. O şekilde okumuş zaten pozisyonu muhtemelen. Ben de çok doğal ne? bulmadım. Çünkü çok talihsiz ve çok nasıl denir? Tek direktörünü zor bırakacak bir hareket. Ve sanki onu bilerek yapmış gibi. Elbette bilmiyoruz da sanki onu bilerek yapmış gibi yansıdı. Herkese böyle okumuş gibi geldi bize. Maalesef eee Conte sanki daha önce Premier Lig'de şampiyonluğu da var. Manchester United ileriye taşıyabilecek kalibrede gibi geliyor bana. Diyelim ve bugünü bitirelim. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Süremizin sonuna geldik efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.